hiçbir kalpte kalamam için değil. Yoksa beklemeden giderim kalbim gidiyorsa. Biz bize programı bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Kızıyorsa bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa. Akıncı dizisinin sevilen oyuncuları Selin Çuadaroğlu ve Mustafa Açılan. Benim gözümde de sevgi böyle kolay elde edilen bir şey değildir. Benim için farklı bir deneyim. Adanalı bir karakter canlandırıyorum. Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Tekin Temel. Bazı rol vardır üstüne binersiniz sizi alır götürür. Bazı roller vardır siz sırtlar götürmek zorunda kalırsınız. Başarılı şarkıcı Bengisu. İsyan ediyorum kimseler duymaz mı sesimi. Pop müziğinin iki güçlü sesi Fethat Can ve eşi Cansu Kurtçu Biz Bize De. Verdim bir ömrü. Kapılarında hapsettim seni inan tamam. Şeytanın ahı tutmuş, şarkılar aşka gelmiş durumu Meryem'a. Gözlerimle mahvettim, kapılarında hapsettim seni inan tamam. Şeytanın ahı tutmuş, şarkılar aşka gelmiş durumu Meryem'a. Bu oyun hep çileli, manzaralar hileli. Kaderin bitmek bilmeyen oyunumu bu. Sesi car ve pencüse, severim güzeli gencüse. Gönül ıslanmaz kaldım işte. Tavla, tavla beni tavla, salla pulları zarları. Salla, salla beni salla, vallahi geldim oyuna. Tavla, tavla beni tavla. Gönül ıslanmaz kaldım işte. Salla, salla beni salla. Salla, pulları zarları. Salla, salla beni salla. Vallahi geldi oyuna. Salla, salla beni salla. Salla, pulları zarları. Salla, salla beni salla. Vallahi geldim oyuna. Salla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel renkli renkli. Evet ya, renkli renkli konuklarımız ve şahane, bugün müthiş, inanılmaz kariyerler konuşacağız. Şahane Akıncı konuşacağız, Kuruluş Osman konuşacağız. Çok heyecanlı. Evet, nasıl gidiyor Akıncı? Vallahi Akıncı çok iyi gidiyor. Her bölümle giderek daha heyecanlı oluyor. Ben daha yeni dahil oldum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Farklı bir benim için. Farklı bir deneyim. Adanalı bir karakter canlandırıyorum. Başkomiser olarak. Çok değişik bir tarzı var. Köstekli saati vesaire. Bakalım aksiyon sahnelerinin içinde bol bol göreceğiz. Bundan önce hangi dizilerde? Bundan önce Maria ile Mustafa dizisindeydim. O Aralık'ta final yaptı. Ürgüp'teydik. Kapadokya'da. Ondan önce Çukurova. Ondan önce Çukurova. Ebatevenin dizisi. Sizin de öyle, Eşkıya'dan Kuruluş Osman. Eşkıya'dan Kuruluş Osman, aynen. Yalnız hiç Adanalı tipi yok sende. Suyun öbür tarafındansın sen. Ben Çanakkale'liyim. Evet. Ama aksanı çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ama Çukurova Adana'da çekildi tabii. Orada bayağı bir
şey yapmışsındır, dizide, tecrübe etmişsindir. Evet, hayır o dizide İstanbullu bir yani normal İstanbullu oynuyor. Halkın içinde olduğunuz için sürekli belki onu düşünüyorum. Tabii. O gözlemler falan fayda. Ama yine de bir tedirginlik vardı, korku vardı hani ne kadar gözlemlersek de neresinden yaklaşacağız? Tabii. Yani karakterin sonuçta İstanbul'da yaşıyor yıllardır, polis düzeltmeye çalışmış mıdır vesaire. O yüzden bir oyuncu koçuyla çalıştım. O çok faydalı oldu benim için. Kimle çalıştın? Tufan Hoca, Tufan Öztürk. Siz kuruluşta... Biz kuruluşta hainiz maalesef. Söylemek istemedim. Ama müthiş ya, bir hain. Ya, evet, bir tarafımız şey, iki ismimiz var. Bir tarafta Melih'iz, bir tarafta Simon'um. Yani aslında Bizanslıyız ama biraz ortalığı karıştırmak kandırmak için... Evet. Araya girmiş bir ajan gibisiniz. Aynen, o zaman ajan yoktu da ajan. Evet evet. Papa'nın ajanlarıyız aslında. Bir de kılıçla değil yalanlarla çözüyor. Evet. Tüm meseleleri sürekli, bu çok güzel bir özellik. Evet. Biraz karakteri anlatır mısınız bize? Bizde dövüşme yok fazla. Şimdi biz aslında iki kişiyiz. Mert Durak'la beraber oynuyoruz. Yani ikili bir karakter bu. Ben Osmanlı tarafında Tüccar Melik olarak geçiyorum. Mert'in... efendisi gibi yani yanında Mert yanında çalışan biri gibi. Bizans tarafında da tam tersi, Mert orada Papa'nın asıl adamı, ben onun yardımcısıyım. Böyle enteresan paslaşmalar oluyor aramızda tabii. Yani bir o bana uşaklık ediyor, bir ben ona uşaklık ediyorum. Böyle ilginç bir şey var. Karakterlerimiz gayet güzel. Tabii senaryo yazan arkadaşlar tabii. Asıl iş senaryo. Yani her zaman söylenen şöyle bir laf vardır. Gerçekten de doğrudur. Bazı rol vardır, üstüne binersiniz, sizi alır götürür. Bazı roller vardır, siz sırtlar götürmek zorunda kalırsınız. Bizim burada rollerimiz iyi, bizi alıp götürüyorlar yani. Bir de şey, herhalde dizinin, yani o bölümlerin de şu anda sizin üzerinizde gidiyor galiba dizi. Aynen, aynen. Şu anda bakalım. Neler olacak? Deşifre olmamız yakındır. Olursak, kelle gider mi? Kelle gider. İşte belli olmaz. Yani. Ben de ATV'nin yeni dizisi. Yok benim oyuncu. Siz de biz bizenin yeni solisti. Evet yeni. Ay, estağfurullah. Yeni şarkısı yeni olsun. Orada bir Burcu bir anda dedi. Evet. Ben de direkt oraya dönüm zaten evet. Estağfurullah diye. Benim oyunculukla maalesef herhangi bir deneyimim yok. Saygıyla ve sevgiyle izliyorum sadece. Çok zor bir mesleğiniz var gerçekten. Sizinki de kolay değil. Sizinki de hiç kolay değil. Bizde de ses olsa. Ben şarkı söylemek olsun, sahneye çıkmak olsun, o tip şeylerle daha yeni şarkı çıktı Ocak'ta. Hayırlı olsun, ondan bahsedelim biraz. Ocak'ta çıktı, Şubat'ta çıktı. Benim 2021 ile ilgili şöyle bir planım var. Madem pandemi var, sadece üretiyoruz. O zaman sonuna kadar üretim deyip 12 aya 12 şarkı diye bir hedef koydum. Müthiş. Bu hedefi koyunca PR ekibim ve orkestram dedi ki kendine gel, nasıl yapacağız bunu? Ben de dedim ki yaparız arkadaşlar, yani şu anda vakitten bol bir şeyimiz yok ve bizim için en güzeli üretmek. Evet. O zaman durmayalım ve üretelim. Şu anda 3'te 3 gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda çıkacak olan şarkılar da hazır. Onun heyecanını yaşıyorum böyle. Sizlerle beraber de burada olmak çok zevkli çünkü Amerika'daydım dediğiniz yeni gibi geldiniz. Türkiye'ye geldim ve yani geldiğimden beri karantinadayım. Bugün ilk defa sokağa çıktım. Ben bir de şeyim birazcık hassas. Böyle aşırı hassasım bu konuda. Merak ediyorum ama korona günlerinde Amerika'daydınız. Onları da bence dinleyelim birazdan. Evet nasıl birazdan. Geçti aynen öyle. Bir yıldır dışarı çıkmadım. Neredeydiniz? Ben Boston'da yaşıyorum. Boston'da. Yani alışverişimi bile internet üzerinden yaptım. Hiçbir yere gitmedim. Stüdyomda evimde olduğu için. Yani sabah uyanıyorum. Kahvaltımı falan ediyorum. Stüdyoya giriyorum. Sabah müzik, öğlen müzik, akşam müzik. Sonra akşam odadan çıkıyorum. Bir hadi evin etrafında dolaşalım falan. Bu. Bütün hayatım buydu. Tek başına mı? Yok. Eşimle beraber. Ama yani ilginç bir deneyim oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Hı hı. İşte sürekli haftada bir falan test olmalar. Aşımı oldum bu arada. Öyle çok şükür ki öyle bir avantajım var. Ve böyle pandeminin peki, ortasındayız. Peki niye Amerika? Yani. Amerika'ya göre? Ben okul için gittim Amerika'ya. Üniversite için. Berklee College of Music'ten mezun oldum. Şu anda da master yapıyorum. Wow. Çünkü dedik ki neden olmasın. Eşim de orada akademisyen olduğu için öyle dedik mi? Ki hadi dünyanın orada kalalım. Dünyanın en iddialı okulu değil mi? Evet. İddialı müzik okulları. Müzik yani, konusunda. Evet. Yani. Dinlesek mi o zaman bir şarkıya? Olur, zevkle. Evet.
işte yüreğim sıkıştı. Hüzünle sevincim içimde bozuldu. Kapandım böyle sessizce. Tanıdıkta yalnızlık. Oysa haklısın belki yolunda. Hazırdım bu kez mutluluğa. Nereden çıktı şimdi öyle? Öyle boş, öyle boş ki bu dünya. Güneşim sandım seni oysa. Girdabın içimde yaşarken. Yakamoz, yakamoz çakar aklıma. Susadım sana tek bir nefeste. Yaşadım aşkımı bir hevesle. Gözümün önünde durma ne olur. Yaşamak öyle zor ki bu bedende. Hadi yoluna eyvallah. Mutlu ol gülüm inşallah. Her biten günün ardından. Bir başına kalma inşallah. Hadi yoluna. Başına kalma. İnşallah. Teşekkür ederim. Bravo. Harika. Ellerinize sağlık. Akıncı etkilendi. Akıncı artık şarkı söyleyerek bütün kötü adamları yenecek. Sen bence bize gel. Olur bunu konuşalım falan diye böyle bir şey yapıyormuş. Sizin kariyerleriniz de çok benziyor bu arada. Senin de inanılmaz bir eğitimin var Amerika'da. İzleyicilerimiz için biraz anlatır mısın? Tabii ki ben de yurt dışına Amerika üniversiteye gittim. Oyunculuk hayalleriyle yine orada eğitim almak için. Ben de Los Angeles'tayım. Orada çünkü oyunculuk ve bu kadar film ana yeri olduğu için Stella Adler Academy of Acting'de konservatuar okudum. Sonra oradan üniversitede film ve oyunculuk üzerine gittim. Sonra bir anda burada auditionlara gidiyordum yine Türkiye'de. Hı-hı. Bir anda Akıncı çıktı, çok aniden oldu derken ben buradaydım, yazın gelmiştim. Hı-hı. Biletim vardı, her şey hazırdı, gidecektim. Bir anda dediler haftaya çekime başlıyoruz. Bileti açığa aldım ve 3,5 sene oradaydım, buraya geldim, bir senedir buradayım. Gurur verici. Harika. Ama orada da senin filmin var, dizin var, onlardan da bahset. Tiyatron var. Evet, orada da ya önceden tiyatroları daha gitmeden önce de yapıyordum. Ne zaman vaktim olursa yazın eğitime gidiyordum yurt dışında oyunculuk programlarına. Bir kere de Edinburgh Fringe Festival'de bir tiyatroda yer aldım. Müzikal tiyatroydu ama çok ne kadar ben daha az söylüyordum diyelim. Sonra yurt dışına gittiğimde daha orada festival filmleri ve kısa metrajlı ve uzun metrajlı filmler daha öyle pekiştirdim. Ama ya çok iyi insanlarla tanıştım ve işini gerçekten çok ciddiye alan ve çok yetenekli insanlar var. Yani şu an çalıştığım ekip arkadaşlarım da hepsi öyle. Orada da bunu çok görünce yani harika bir deneyim. Yani yine bağım orayla devam ediyor. Arada gidip geleceğim. Orada da belki proje olur, burada olur, hiç belli olmaz. Ama orada da okulum Stella Adler çok iyi bir eğitim veriyor. Mark Ruffalo oraya gitmişti. Onunla tanışma fırsatı buldum. İnanılmaz biri. Orada da ya çok güzeldi. Dustin Hoffman'la bir şey çekmişsin. Duydum. Nerede? Dustin Hoffman'la. Hocalık da yapmış. Evet, doğrudur. İnşallah çok izleyen de kaldı. Ben bir anda ciddiye aldım böyle. Öyle mi? İnşallah olur. İnşallah. Demek i̇nşallah. Ki olacağı varmış. Ya, kesinlikle harika. Ya inşallah. Hiç babanın işini yapmayı düşündün mü? Ya, çok benlik. Ya ileride belki bir yardımcı olurum diyeceğim ama eğitimim ve... Valla izliyor buradan ona göre. Onu da anlatalım. Evet, tabii ki evet. Harika bir tarih müzesi var. Evet. Hisart Müzium. Hisart Müzium değil mi? Evet. Evet. Necat Çuadoroğlu, evet. Evet, babamla ilgi alanlarımız çok farklı olsa da aslında ikimiz de film izlemeyi çok severiz. O yüzden küçükken biraz belki de benim ondan başlamış olabilir bu kadar filme,
oyunculuğa merakım. Çünkü hep beraber yaptığımız en büyük aktivite film izlemekti. Hani o maket yapardı. Yani bana da birkaç bir şeyler verirdi yapmam için. Onu söyleyecektim. Ama o sırada... Maket yaparken sen maket bölümünden değil izleme bölümünden ettin. Evet ya beni öyle yanına alırdı. Hadi gel film açacağım derdi ama film izlerken aynı zamanda da çalışacaksın. Ben o zaman tamam deyip yandan beni çalıştırırdı. Ama o zaman da film izlerdik. Ne güzel. Wow. Harika. Türklerin bölgede güçlenmesini engellemek, bunda başarılı olabilecek misiniz? Ne durumdasınız şu an tam? Asla öyle bir şey olmaz tabii. Sakın yanlış anlamasın izleyiciler. Yok yok. Kesinlikle kellemiz gidecek. O kesin. O kesin. Belki sezon sonunda çünkü sanırım başka bir yöne doğru kayacak. Ama elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Yani şu anda bir de şeyimiz, Togay'ımız var, büyücümüz bir tane. O da başladı. Onunla beraber bayağı bir şeyler yapacağız. Ama tabii final her zaman Türkler kazanır. Peki zorlayan sahneleriniz oluyor mu? Kuruluş gerçekten oluyor zor. Oluyor ya. Bazı sahnelerde çok duman, sis falan kullanıyoruz. O yorucu oluyor çok nefes alma adına. İnsanın gözleri yaşarıyor, işte ağzı burnu kuruyor. Maskeler kapkara oluyor, ekibin maskeleri. Biz onların hepsini içimize soluyoruz falan. Böyle zor sahneler var. Ama yani bir tarih dizisinde oynamak gerçekten güzel. Bir dönem filminde olmak gayet güzel. Bir de daha önce o sete gitmiş miydiniz hiç? Yok, hiç gitmedim. Nasıl orası Riva? Ya gidince tabii insan... Enteresan bir yer değil mi? Resmen bir köy. Yani. Kasaba. İnanılmaz yapılmış bir yer. Yani çok çok güzel gerçekten. Yani bizim... dekorlarımız harika. Yani girdiğiniz zaman içeriye gerçekten o havayı nerede olursanız olun hissediyorsunuz. O yüzden Mehmet Bey müthiş bir şey yapıyor yani. İnanılmaz. İçinde olmak keyif verici. Bir de ekibimiz çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok tiyatrocu var bizde. Benim dönemden olan arkadaşlarım var. Daha gençler var. Yani ekip olarak da iyi anlaşıyoruz. Sanki evet. En çok tiyatrocu olan dizi. Evet. Sanki evet. Yani her ama kadro da çok geniş. Evet, kadro da geniş. İnanılmaz bir kadro. Yani şöyle oluyor, herkes ancak iki sahne falan çekebiliyor bir bölümde. Çünkü yani herkesin hikayesi çok güzel ilerliyor. O yüzden biz iki gün falan gidiyoruz. İşte iki sahne, üç sahne çekip geliyoruz. Harika. Tabii Osman'ın üzerinden hikaye tabii ilerliyor. Ama güzel yani, keyifliyiz. Mustafa Komiser, ya senin de yurt dışın İngilizce, Rusça, Kazakça. Evet. Ben de üniversiteyi Kazakistan'da okudum. Müthiş. Evet, 16 yaşında gitmiştim. Rusça işletme okudum. Babadan dolayı mı, özellikle mi, niye Kazakistan? O şöyle gelişti. O dönem annem tasarımcı, inşaat işleriyle uğraşıyor. Ben o son senede, üniversitenin son senesinde anneme yardım etmek zorunda kaldım. Biraz işlerimiz kötü gidiyordu. Normalde hukuk okumaktı benim hayalim. Yani ben çocukluğumdan beri avukat olacağım diyordum. Baba mesleği, babam avukat. Yani özeniyordum ona çok. O sene işte işlerden dolayı derslere ağırlık veremeyince altında kaldı puan. Babam da şey dedi, git Kazakistan'a, Türk Kazak Üniversitesi Ahmet Yesevi. Bir sene hazırlık Rusça, Kazakça. Orada hazırlan dedi, seneye tekrar gelsin üniversite sınavına. Hem bir sene hazırlık Rusça öğrenirsin dedi. Ben de gittim, 16,5 yaşında gittim. Daha sakalım bile yoktu. Çok küçüktüm gittiğimde. Ondan sonra tabii okudum, sevdim ortamı. Değişik yani orada uluslararası bir üniversite olduğu için 36 milletten, ulttan insan vardı. Yani adını ilk defa orada duyduğum yerler vardı, işte Karaçay, Gagavuz, Nogay, Dayıstan vesaire. Böyle Türk coğrafyadan öğrenciler özellikle seçilmiş. Üniversitenin bir misyonu vardı çünkü. Öyle kaldım 5 sene. Ticaretle uğraşmaya başladım orada okurken. Uçak kaldırmıştım, charter uçağı. Türk öğrencileri Türkiye'ye bilet satıyordum. Uçak kaldırmaya kadar gitti o iş. He. Oradan oyunculuğa? Yani. Oradan oyunculuğa nasıl geldim? Hiç aklımda yoktu. Ben normalde çok utangaç bir insanım. Çekingen bir insanım. Ondan sonra üniversite bitti, geldim. Askerliğimi yaptım. Rusça bildiğim için baktım Türkiye'de ne iş yapabilirim? İki iş var ya, ya tekstil ya da kuyum takı. Ondan sonra ben de kuyum takı işini seçtim. Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesinde çalıştım. O Rusya bölgesinin sorumlusu oldum. İşimden çok keyif alıyordum. Daha sonra Türkiye'de büyük bir takı altın firmasının Rusya, eski Sovyet coğrafyası bölge sorumlusu oldum. İşim çok keyifliydi.
Her hafta Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan hep seyahatle geçiyordu. Pazarlama. Güzel. Evet. Yeni yeni yerler görüyordum. Çok keyifli gerçekten. Ofiste durmamak benim için. Çünkü benim işe geç kalma gibi bir sorunum var. Neyse. Sonra Rusya Amerika arasında bir soğuk savaş gibi bir şey oldu. Orada devalüasyon oldu. Sonra bizim de ilişkimiz biraz bir uçak muhabbeti olmuştu biliyorsunuz. Öyle olunca biz veresiye çalışıyoruz dolarla. Orada devalüasyon olunca bana olan borcu atıyorum 1 ise 2 oldu. Ve benim tahsilatım çok zorlaşmaya başladı. Neyse keyif almamaya başladım. Seyahat de edemiyorum. Hep İstanbul'dayım. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Küçüklüğümden beri hep söylüyorlar işte çok güzel yüzün var. Oyuncu olmayı düşünmez misin vesaire diye. Meğer bilinçaltıma bu bayağı bir yer edinmiş. Ama tabii utanıyorum. Kimse de böyle bir iddialı bir şey. Korkuyorum ne yapayım dedim. Nasıl olunuyor? Araştırdım. Oyunculuk okulları araştırdım. Birine gittim başladım kimseye söylemeden. Sonra okulda o sınıfımda birinci oldum. Bayağı bir özgüvenim geldi. Bende böyle bir yetenek varmış diye. Ve o şekilde başladım. Sizin de bir Rusya hikayeniz var galiba. Ailemin işi sebebiyle Rusya'da büyüdüm. Sonra ilkokulda Türkiye'ye geldim. Sonra işte lisede bir de Fransız okulu macerası. Ardından da Amerika. Amerika. Böyle. Orada kaldınız. Evet, orada da kaldım. Ama yani pandemi öncesi sürekli gidip geliyordum Türkiye'ye. Hatta 24 saatliğine Türkiye'ye geldiğim bile olmuştu yani pandemi öncesi. İşte konser, müzik falan derken. Şimdi tam bir yıl önce Türkiye'deydim. Şimdi geri gelebildim. Ama özlemişim yani. İnsan memleketini özlüyor. O duygu çok güzel bir duygu. Yani yurt dışında uzun süre kalıp buraya birikerek gelmek değil mi? Kesinlikle. O sofrayı hazırlamak. Of. Bütün Türk yemeklerinin. Ama zeytinyağı ve sarmalar. Of. Sonra bir lahmacun. Öyle deme, öyle deme. Diyetteyim zaten. Hiç açma o konuları lütfen. Rica ediyorum. Ne yaparız ya? Demek ki Türk mutfağı özlenilmiş yani. Başka bir şey değil. Yok canım. Hemen atladılar. Önemli markaların reklamlarına da müziklerini evet. Yaptınız. Ya o benim herhalde bu hayatta en zevk aldığım şey olabilir. Ben 17 yaşımdan beri reklam, jingle müzikleri ve film müzikleri söylüyorum. Aklınıza gelebilecek birçok markanın reklamını ben seslendirmişimdir büyük ihtimalle. Şu an burada söylemeyeyim ama yayın sonrası söylerim. Çok çünkü söylediğimde insanlar şey diyor. Söylesene diyorlar. Söylüyorum. Ah sensin falan oluyorlar böyle. Ve bu çok eğlenceli bir şey. Bir de tabii dizi müziği de söyledim bu arada. Evet rahmetli Erdal Tosun'un bir dizisinin müziğini söylemiştim. Hatta onunla beraber böyle tanışıp çalışma fırsatım da olmuştu. Nur içinde yatsın. Evet. Onun dışında işte film müzikleri vesaire de seslendirdim. Cem Yılmaz'ın son birkaç filminin müziğinde de çalıştım falan. Böyle eğlenceli bir durum. Şimdi de işte Amerika'da üretip Türkiye'ye ya da işte Amerika'da reklam olayları birazcık daha zor ve karışık. Yani mesela ben vokal olarak var olabiliyorum reklamlarda ama Amerika'da vokal tercih etmiyorlar. O yüzden pek anlaşamıyoruz orayla bu konuda. Ama çok eğlenceli bir iş. Yani şeyi gerçekten işi yaparken öğrendim. Jingle House'da çalışıyordum ben. Ömer Ahunbay gerçekten manevi babam. Yani bir jingle'ı 4 saatte söylediğimi hatırlıyorum. Ben şimdi gidiyorum 10 dakikada söylüyoruz. Hadi bir tek daha alalım. Okey. Aa revizyon mu geldi? Tamam hemen söyleyelim falan. Böyle bir noktaya gelmiş durumda. Ve şu anda yeni yetişen vokalleri jingle söylemekle ilgili eğitme durumuna gelmiş durumda. Bu çok güzel bir şey, çok kıymetli bir şey. Ve öyle. Oh, ne güzel. Hadi bir şarkı. Evet ya. Olur hemen. Hiç de hayır demem. Kanatlarında bu gece uçurup diğer diğer sev beni sevilmediğim kadar unutur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel sev beni bulup karanlıklarda sar biraz ki doğmasın sabahlar al sevgim hiç vermediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel gel sev işte yeminlerdim aşka
olmasan bile gel inandım. Ne var ne yoksa hiç vermediğim kadar. Al beni götür kanatlarında bu gece. Uçurup diyar diyar sev beni. Sevilmediğim kadar unutur yalnız yaşadığım her geceyi. Öyle gel, gel, sev. İşte yeminler edeyim aşka, belki bir daha hiç tutulmazlar. İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa. Al beni götür kanatlarında bu gece. Uçurup diyar diyar sev beni. Sevilmediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım her geceyi. Öyle Tekin Bey, sizinle ilgili bir rivayet var. Buyurun. Asteğmen olarak yapmışsınız askerliğinizi galiba. Evet. Orada da her asker izin almak için geldiğinde bir kızla tanıştım. mutlaka çıkmam gerekiyor komutanım dediğinde. Hemen izin veriyor. Hemen izin veriyor. Normal izinleri vermiyor. dürüst olup kız arkadaşımla buluşacağım diye. Tabii tabii, hemen aynen izin aynen. Bir de şeydi, gerçekten çok iyi bir asteğmendim. Ama askerlerim yüzünden 7 gün diskoda kaldım. Hapis yattım yani. Böyle komutanımız beni hapse attı. Ben onları nöbette uyurken üstlerini örtüyordum. Hani bana tekmil vereceklerine. Aynen. Üstlerini falan örtüyordum. Yani o derecede, yani şey gibi, çok seviyorlardı gerçekten beni. Efsane astemi. Nerede peki yaptın? Niğdebor. İlk kurayı çektim ben. Çok enteresan bir şey. Burada küçük yıl levazımdaydım. 4 ay orada eğitim aldık. Sonra astemen olarak kura çekiyoruz. Tekin Temel, Niğde'yi duymadım ben. Boru da Born diye duydum. Ulan dedim, Almanya'ya mı? Çok kıvar. Ne alakası var şimdi? Ama oğlum ne diyorsun sen dedi. Oğlum Born dedi diyorum. Diğer Asteğmen adayı arkadaş. Oğlum ne Born lan? Bor dedi, Bor. Nere lan dedim, Bor. Niğde Bor ana depo fabrika komutanlıymış meğerse. Ama çok iyi bir komutanımız vardı sağ olsun. Maket gemiler falan yapıyordu. Ben oraya güzel bir gölet yaptırdım, kocaman. 200 tane kadar alabalık balık attırdım içine. Biz komutanla sürekli maket gemi yapıyorduk. Ben komutanın yanındaydım. Yani alay komutanının yanındaydım. Beraber bir de sandal koyduk oraya. Sandalla geziyoruz. Uzaktan kumandalı gemileri yüzdürüyoruz falan. Ne kadar güzel. Yani cezayı kimden aldınız? Cezayı bölük komutanından aldım. Yüzbaşıdan. Ama yani askerlerim sürekli bana hani dışarıdan gerekli olan her şeyi taşıdılar, getirdiler. Güzeldi. Zaten aşağı yukarı 50 kişi falan vardı bizim bölükte. Çünkü orası bir fabrika. Sivil işçiler çalışıyor. Sabahleyin tekmini aldıktan sonra herkes görevine dediğinde bir kişi kalmıyor zaten ortada. Uğraşacak bir şey yok. Ben de hep komutanın yanımda oluyordum o yüzden. Baya keyifli bir askerlik yaptım yani. Ya, çok güzel geçti askerlik. Gerçekten unutulmaz bir deneyimmiş ya. Evet. Evet, Taşkın Komiser. Hiç karakteri dinleyemedik. Bir de diziye sonradan dahil oldunuz. Evet. Fiziksel olarak, psikolojik olarak adapte olmanız sizi zorladı mı? Öncelikle çok hızlı gelişti dediğiniz gibi ve biraz tedirgin oldum. Yani bu şive, ağız yapmak gerçekten çok riskli bir şey. Bir de kırık bir şive. Daha da
zor ve riskli bir şey. Şimdi o coğrafi konumdan dolayı da Adana, yani Suriye'nin dibinde, doğuya yakın, oradan bir tarafı Akdeniz ve farklı milletten vatandaşlarımız da var orada. O yüzden hani doğuya da kayıyor. O çok ince bir çizgi ve ona kaymamak için ben yapımdan şey talep ettim. Bir oyuncu koçu, bir hocayla çalışmak istiyorum diye talep ettim. Ve onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. O beni rahatlattı. Fiziksel olarak zaten sürekli normal hayatımda da boks yapıyorum. Spora gidiyorum. Hı hı. Yani ona dikkat ediyorum. Görüntüm yaptığımız işten dolayı önemli. Hı hı. Fiziksel olarak değil. Nasıl bir komiser? Acımasız bir komiser mi? Gaddar mı? Nasıl tarif edersiniz? Cool bir konser. Yani gerçekten cool bir konser çıkardı. Yönetmenimiz o şekilde istedi. Mesela bot giyiyor, kahverengi, ama pabuçların ucu dili dışarıda. Üzerine jean, yelek, köstekli saati var ve ceket. Böyle değişik bir tip. Cool, sakin. Ben çok keyif alıyorum. Yani çünkü çok farklı bir karakter. Bir önceki Maria Mustafa'da serseri, psikopat. Yani bütün kesici aletlerle işlenecek her türlü şey yapmıştım. Yaralama, öldürme, bomba atma vesaire. O dizide o karakterle her şeyi yapmıştım. Burada tam ters tarafa geçtim. Yani polis oldum. Ve daha böyle hani değişik bir tip oldu. O yüzden mutluyum. Müthiş. Beyza peki? Beyza ya ailesine çok düşkün. Babasını genç yaşta kaybettiği için abisine çok düşkün. Onlar da bu aile içindeki dinamik çok önemli. Konservatuvarda keman bölümünde okuyor. Daha böyle hani ailenin yani sevimli kızı ama bazen annesi biraz disiplinli olabiliyor. Ve bu yüzden biraz sıkıntılar yaşıyor. Yani rahat alanından çıkmaya zorlanıyor bazen yeni tanıştığı insanlarla. O yüzden ama çok yani tatlı, sevilen, daha böyle iyi bir karakter. Öyle kötü karakterlere kayacak bir kız değil. Ama yani ailesinin gözdesi şeklinde daha çalışkan ve zeki bir kız. Normalde sana benziyor mu Beyza? Bana yani bazı konularda benziyor, bazı konularda benzemiyor. Ben de çalışkan biriyimdir. Beyza da öyle. Ben de yani ailem benim için çok önemlidir. Yani Beyza ile yine çok benzer huylarımız var. Geçen bölümlerde gördük, aşkı sorguluyor. Ve yani aşk onun için ve sevmek onun gözünde yani çok büyük bir şey. Öyle kolay kolay yani insanları seviyorum demez ve daha aşkı yani tanımamış. Sonuçta onun bildiği sevgi daha ailesine karşı. Yani daha hiç Beyza bir çocukla onu seviyorum daha öyle çok deneyimlememiş bir kız. Ben de sevgi benim gözümde büyük bir şeydir. Öyle kolay kolay elde edilen bir şey değildir. Hani Beyza nasıl sorguluyorsa öyle Yağız karakteriyle hani nasıl beni seviyorsun anlayamıyor ve hep sorguluyor. Ben de biraz o tık böyle kolay kolay hemen böyle şıp sevdi değilimdir. O yüzden ki bence çoğu genç yaşlardaki kızların da o halini biraz yansıtıyor. Daha hem kendini daha yeni tanımaya başlayan bir karakter. Çünkü Yağız karakteri biraz onu zorluyor. Hem alışık olmadığı bir insan. Çünkü farklı daha dünyaların çocukları olduğu için. Ama o da öğreniyor. Ben de daha genç yaşındayım. O yüzden ben de daha öğreniyorum. Ama birazcık o yani benim gözümde de sevgi böyle kolay elde edilen bir şey değildir. Ve öyle çok fazla kullanılınca da böyle önemi hani azaltılır gibi geliyor. En azından ben öyle görüyorum. Ne kadar tatlı anlatıyorsun evet. Ya. Ne kadar tatlı gerçekten. Melik size benziyor mu? Melik bana asla benziyor. Ta kendisi. Lanet olsun. Aynı ben falan diyor. Ya, yani Melik... Şey bir adam çok gerçekten hani biz bazen böyle karakterleri çıkartırken hayvanları hayvanlardan yola çıkarız. Melik gerçekten bir yılan yani. Gerçekten öyle. Ama şey değil adam görevi neyse onu yapmak üzere kendini adamış bir adam yani. O yüzden kendince haklı ve papaya hizmet ediyor yani ve
çok dindar bir herif aslında. Yani İsa Misa falan, hani bizim şeyi oynayan Erkan'ın rolü biraz biliyorsunuz şey. O putlara falan tapıyor. Sezar'ın heykeli yanında falan biliyorsunuz. Sezar'a tapıyor falan. Biz tam tersi, tam bir Hristiyanız yani. Dindar bir herif. Bir de ilkeleri olan bir adam. Aslında ticareti çok iyi yetiştirilmiş bir herif. Aslında ticaret yapıyor. Aslında ajan olduğu için tehlikeli adamlar çok. Her an her şey yapabilecek durumdalar. Bir yandan da öyle bir tehlikeli durumları var. Yetiştirilmişler çünkü. Özel gönderilmişler buraya. O yüzden tabii ilk zamanlar zorlandık. Karakter hep zamanla oturur. Yani ilk zamanlar tabii biraz yalpalıyorsun ama sonra seçerek bazı şeyleri daha karakter oturuyor yerine. Süper. Bengüs Hanım, sizin bir not var bende de. Başlarken biraz sıkıntılar mı yaşadınız? Size kötü mü davrananlar oldu? Beni çok üzdüler falan diyormuşum şimdi. Yok, çok üzmediler ama ilginç şeyler yaşadım, doğrudur. Ben aslında ilk single'ımı 2014 yılında çıkardım. Ve ben 120 kiloydum. Ondan sonra sonra bir klip çektim. Hatta klibin yönetmenliğini de Keçe yaptı, bilirsiniz. Ve gerçekten hani çok böyle güzel bir iş çıkardık ortaya. Benim de gerçekten hani çok mutlu olduğum ve uluslararası boyutlarda bir iş yaptık. Fakat bazı otoriteler dedi ki bu kız hem şişman hem dans ediyor. Biz bu klibi yayınlamıyoruz. Dedim ki okey, çok güzel. Ondan sonra bazı başka kurumlar dedi ki gel biz sana mayo giydirelim, kapaktan haberini yapalım falan. Dedim ki arkadaşlar bana niye mayo giydiriyorsunuz? Yani denize girmiyoruz, bir şey yapmıyoruz yani, giyeyim de neden röportaj için mayo giyiyorum falan. Ne enteresan bir şey. O zaman ya, röportaj gerçekten yapmıyoruz. Okey, siz bilirsiniz. Derken böyle çok özür dileyerek İngilizce tabirini kullanacağım. Fat shaming dediğimiz ve bildiğiniz gibi son yıllarda da tüm dünyada aslında çok konuşulan şeyi ben de bireysel olarak yaşadım. Benim de buna karşı cevabım aslında şu oldu. Yani ben kendimden memnunken kime ne? Ama maalesef böyle de olmuyor. Ardından ben çeşitli mide küçültme operasyonu geçirdim. Bu arada bunun kesinlikle bu yaşadığım olaylarla alakası yoktu. Mide küçültme operasyonu geçirmek isteyen insanların doktor raporu alması gerekiyor, psikolojik olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Ve bütün bu olaylar yaşanırken aslında ben ameliyat olmuştum. Çünkü önceden verilmiş bir karardı. Fakat bazı talihsizlikler sonucu ben bir yıl kadar hastanede yatmak zorunda kaldım. En sonunda midemi tamamen aldılar. Yemek borumu bağırsaklarla bağladılar. Hiç üzülmeyin, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Nasıl yani? Miden yok. Nasıl yani? Midem yok. Cyborg gibi yaşıyorum. Nasıl ya? Biz de aldıralım. Hani madem önce nereye gidiyor? Hemen nasıl anlatıyorum. Oluyor? Şimdi bir dakika, bağırsan, bu arada bir yıl hastanede mi yattın? Evet, hiç çıkmadım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim ya. Bir şeyim yok. Tamam. Peki mide yok şu anda, nasıl mide oluyor? Mide yok. Dalak yok. Tam midesiz derler ya. Of, evet, herkes bu şakayı yapıyor bana. Gerçekten midesiz gelmiyor. Selin coştu. O kadar lahmacun diyordum şimdi. Yok yok, yiyorum hepsini, merak etme. Nereye gidiyor ama? Şöyle, bağırsağın ilk kısmı jejunom diye bir kısım. Kısmen mide görevi görebiliyormuş. O yüzden aslında herkes gibi beslenebiliyorum. Ama tabii ki de yiyemediğim şeyler var. Şimdi ne bileyim, parça et falan yiyemiyorum. Çünkü sindiremiyor. Ya da ekstra vitamin almak zorundayım. Ama onun dışında ben bunu anlatmasam kimse beni görünce aha bu kızın bir şey var demez. Sonuçta hayati bir tehlikesi. Şu anda yok. Bildiğimiz kadarıyla. Şok. Gerçekten ben çok. Ben hiç böyle bir şey beklemiyorum. Ben de inanıyorum. Çok şükür iyiyim, aynen. Yani şu anda da hatta o ara 45 kiloya kadar düştüm. Gerçekten skandal bir görüntüydü yani, rezalet. Sonra kilo aldım, gördüğünüz gibi. Evet. Ama yani hani şu anda kendimi iyi hissediyorum. O bir yıl hastanede yattığım olay, bir laf vardır ya, Allah dağına göre kar verir. Hmm. Benim bu hayattaki sınavım oymuş. Ben buna inanıyorum çünkü bambaşka bir Bengisu çıktı oradan. Yani kafa olarak ben hiçbir şeyi ciddiye almayan lay laylon bir insandım. Ama şunu fark ettim. Yani hayat gerçekten o kadar hızlı akıyor ki. Ve ne yapmak istiyorsan hemen yapmak zorundasın. Çünkü ne zaman sana bir şey olacak ya da çevrendekilere bir şey olacak. Evet. Ne zaman bu mutluluğu bir daha yakalayacaksın hiç belli değil. Ve şey de ilginç bir psikoloji. Maalesef Türkiye'de bana müdahale edemediler. New York'ta olmak zorunda kaldım ameliyatı. Ama çok ilginç şeyler. Mesela tıp dünyasında ünlüyüm ben.
İnanmazsınız. Ender kongrede... vakalarda mısın yani? Aynen öyle. Yani tıp literatürüne falan geçtim. Kongreler yapıldı benimle ilgili falan. Kongrelere gidiyorum. Evet buradayım. Aynen. Merhaba o benim falan diye. Midesiz benim. Ya aynen öyle. Böyle komik yani trajikomik şeyler Allah yaşadım. Allah. Ama sonunda yani çok sağlıklısınız. Evet çok şükür. Evet, 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 evet. Peki evet, bir evet. yıl neden yani ne oldu? Arka arkaya bir şeyler mi oldu ya yoksa? Ya şöyle oldu. Bunu siz istediniz. Şöyle ilginç bir durum oldu. Benim bu sol yanımda bir delik açıldı. Ben ne yesem buradan dışarı çıkıyordu. Ve dünyada böyle bir vaka yok. Yani mesela biber yiyorum. Aa evet biber. Çay içiyorum. Evet çay merhaba falan. Ve bunu da nasıl kapatacaklarını keşke bilemedikleri için. Keşke deşmeseydin hocam. Evet gerçekten. Gözümde bir şey canlandı. Ben başka bir şey hayalini oldu şu anda. Yaşadık ya o kadar güzel anlatıyor evet, ki. Evet, yani o kadar evet alışmış ya. Ki artık. Yakında bunun dizisini ya da filmini görebiliriz. Ben gerçekten. Öyle bence anda. De. Midesiz diye. Of ama yani. Ya bir de şarkı da deseydin orada. Bir de ben şarkı da söylüyorum evet. diye arada kongrelerde söyledim. İşte tabii ki de söyledim. Çünkü dedim ki gidiyorum yani boş boş oturuyorum orada. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Dedim bari kongre yemeklerinde şarkı söyleyeyim. O şekilde pansuman yapıp sahneye çıkıyordum. Çünkü bir yıl hastanede yatınca insan artık şey diyor tamam yeter. Ve bunun yani şöyle bir durum oldu. Amerika'daki doktor dedi ki bak dedi maalesef Amerika'da şöyle bir durum var. Her şeyi açık açık yüzüne söylüyorlar. Dedi ki bak ya dedi ameliyat olmayacaksın 4 yıl ömrün var maksimum 5 ya da %30 yaşama şansın var ameliyat olacaksın. Ben de dedim ki. O zaman ben ameliyat olmayayım. 4 yıldır şimdi masada kalacağım en azından. Ve ben okula döndüm. Okula devam ettim. İşte serum takılıyor ama ben dersteyim falan. Ondan sonra durumum ağırlaşınca dediler ki ya maalesef seni ameliyat etmek zorundayız. Çünkü durumun ağırlaşınca hiçbir operasyon yapma şansımız kalmayacak. Dedim okey tamam ameliyat olacağız. Ameliyata girerken şöyle bir şeye karar verdik. Madem dedim böyle bir ameliyat daha önce yapılmadı aç bu ameliyatı. Dünyadan hangi doktor gelmek istiyorsa girsin. Yani masada kalacaksak da en azından bir işe yarasın. Ve ameliyat ortamı o kadar ilginçti ki benden mesela şarkı listesi istediler. Ameliyathaneye girerken sevdiğim şarkılar çalıyordu falan böyle. Hani siz bilirsiniz dizilerde filmlerde olur ya böyle işte ameliyathane ama yukarıda izleme bölümü var. Oydu. Orası dolu. Deli gibi bir kalabalık. Herkes şey diyor merhaba nasılsın falan filan ben böyleyim ya birazdan biçeceksiniz beni ve bana nasılsın diye soruyorsun falan. Ama işte 14 saatlik bir ameliyat ardından ufak birkaç operasyon derken. Çok şükür sağlıklısınız. Helal olsun gerçekten. Ay teşekkür ederim. Yani ama dediğim gibi bunu ben şeye bağlıyorum. Mesela bunu duyduktan sonra insanlar bana şey diyor. Ay ben kendi derdimi anlatmayacağım sana. Senin yaşadıklarından sonra hiçbir şey öyle bir şey değil. Herkesin yaşadığı dert, herkesin yaşadığı evet. sorun kendisine göre. Kendisine göre. Aynen. O yüzden yani hani Allah dağına göre kar verir. Demek ki ben bunu atlatabilecek yapıya sahipmişim. Ne mutlu bana. Evet. Yaşadım. Bitti gitti. Kaç yıl oldu? En son ameliyatımdan sonra 3 yıl oldu. Ha, daha çok da yeni. Çünkü yani o mide alındıktan sonra vücut adapte olamadı. Bağırsaklarım düğümlendi falan, onun ameliyatı falan filan derken böyle. Şimdi bu arada şarkı söylemene engel hiçbir şey de yok yani. O şöyle çıkışları yapıyorsun diyafram filan. Sıfırdan geliştirmek zorunda kaldım hepsini. Hmm. Çünkü bir yıl hastanede yatınca... Diyaframı etkiledi mi mideyi almak? Burada oluşan yol diyaframın hemen altında olduğu için diyaframı yukarı kaldırdı. O yüzden de aslında şey çok olur. Şarkı söylemem... yani mesela doktorlarım şarkı söylememi istemiyordu. Ben de dedim ki oldu o zaman. Yani, o zaman beni masada bırakın. Böyle bir şey yok yani. Sonra işte birbirimizi ikna yöntemiyle tam hadi günde 2 saat olur ama bak işte şöyle acın olursa söylemeyeceksin derken. Bir yıl hastanede yatınca da ses telleri de kas olduğu için. Ama şöyle bir avantajı oldu. Mesela ses tellerim ufak ufak yıpranmaya başlamıştı. Bütün problemler her şey gitti. Bebek gibi böyle yeni ses teli gibi olmuşlar. Hatta ses terapistim de şey dedi ne yaptın sen dedi. Yattım dedim. Bir yıl yattım yani hiçbir şey yapmadan. İyi olmuş dedi. Yani pozitif taraflarını görmeye çalışıyoruz. Evet, yani şimdi bu bunca şey yaşanıyor. Bizim magazincilerin dediğine bak. Yani... hikayesini bilmediği bir insana mayo giyersen onu kardeşim. Onu kim dedi ya? Ben de bu arada biz de magazinciyiz bu arada. Yani bizim binada değil herhalde. Yok bu binada değil. Ha, tamam. Evet. Önce bunları sorması lazım. Yani ne yaşadınız? Ne yaptınız? Yani bu, nasıl dans edildiniz? Bu o kadar üzücü bir şey. Bir de mesela bir tek benimle alakalı da değil. Sen de bunu çok yaşamışsındır eminim. Yurt dışında tanıştığım o kadar farklı
başarılara imza atmış Türkler var ki. Mesela benim okulumda olan başka Türkler var. Başka alanlarda bir sürü başarılara imza atmış Türkler var. Ama bunları mesela hiçbir yerde göremiyoruz. Evet. Bu o kadar yani üzücü bir şey ki. Mesela yine kendimden örnek vereceğim ama ben mesela Grammy'lerde oy kullanıyorum. Ve Grammy'lerde oy kullanan birkaç tane Türk var. Ama bununla ilgili herhangi bir şey... Ya mesela sorulmuyor. Sorulmuyor. Kesinlikle hiçbir yerde göremiyorsun. Yani Grammy ödülü alacak olan kişinin parmağı ya Oscar'da ödül şey, oy kullanmak gibi bir şey. Gurur verir. İnanılmaz. Ben seni gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü öyle bir film gibi anlattın ki ben şu an neredeyse oyunculuğu bırakıp biyografisini çekecek durumdayım. Çok güzel. Ve kitap yazıyorum falan demiştim. Ama yapmıyorum ya, öyle bir şey. Gerçekten yani bu kafa yapısında olman o kadar önemli ve o kadar etkileyici bir şey ki ve bunun herkesin duyması gereken bir şey. Aynen. Yani çok ilham verici gerçekten. Çünkü özellikle olduğumuz hepimizin olduğu sektörlerde sizlerin de hani o kadar çok eleştiriye açık bir sektör ki hani hiçbir zaman yani dış görünüşe bakmaya çok alışık bir yani sektörde maalesef büyüdük. Yani hepimiz bunları yaşadık. Yani ben de kaç kez yaşadım. Yok görünüşüne sen oyuncu olacak tipte değilsin. Ana karakter oynayacak tip yok sende diye böyle. Yani çok yani yaşanıyor ama yani seninki yani bambaşka bir şey ve gerçekten yani böyle güçlü bir şekilde kalkman çok tebrik ederim. Yani inanılmaz yani şu an ses tellerinin en baştan benim de nodülüm vardı. Ben de ameliyat geçirdim ses tellerimden. Ben de yıllarca ses terapisine gittim. Yani ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyorum ama seninkini tahmin bile edemiyorum. En baştan onu hazırlamak ve ses teli de eğitilmesi çok hani zor ya ve çok emek gerektiren bir şey. O yüzden tebrik ederim. Gerçekten. Biraz önce dinledik. İnanılmaz derecede yükseliyor ses teli falan. Evet. Ben 2 sene eğitim aldım. Ben yani hala yani bir şey yapamıyorum çok. Ve çok kolay ses telliğine zarar verebiliyor insan. Evet. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki hedef nedir bundan sonrası için? Müzik kariyerinde ne planlıyorsun? Yani ben okula girerken bir cümle kurdum. Hala da o cümlenin arkasındayım. Kendi alanımda bir Türk kızının neler yapabildiğini bütün dünyaya göstermek harika istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Türkiye'den işte uluslararası yıldız çıkmaz falan gibi algılar var biliyorsunuz. Bunlar aslında çok yanlış. Bakın aslında Türkiye'den müzikle ilgili çok büyük bir usta 1950'lerde 60'larda çıktı. Hatta birkaç usta. Arif Mardin, Ahmet Ertegün. Biz bunların mirasını yaşatamadık maalesef. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye'den uluslararası adım atan, bir şeyler yapan X bir kişi olsa bile desteklemek gerekiyor. Ve tabii ben bunu... Bunu şeyi bana çok soruyorlar mesela Amerika'dasın Türkçe şarkı yapıyorsun Türkiye'ye neden? Kardeşim benim doğduğum büyüdüğüm toprak ben o kültürle yetiştim niye Türkiye'yi bırakayım ki? Tam tersine Türkiye'deki kültürü alıp Amerika'ya götürmek lazım. Ben okula kabul sınavımda Türk sanat müziği söyledim üstüne de Broadway müzikali söyledim. Ve insanlar şaşırdı yani nasıl ikisini birden nasıl söyleyebiliyorsun diye. Ama önemli olan zaten o karışımı ortaya çıkarabilmek. Yani biz hamurumuzda var olanı görmezden gelip tamamen ben R&B ve caz söyleyeceğim. Amerika'da siyahiler bir tane siyahi gelir bir caz söyler. Ben böyle oturur dinlerim hiçbir şey de yapamam ardından. Ki okulun ilk dönemi öyle oldu. Evet. Beni gospel korosuna aldılar. Herkes siyahi tek beyaz benim. 80 kişiyiz. Ve ben böyle şey oldum. Söyleyecek mi? Ben nasıl söyleyeceğim şimdi burada? Çünkü adamların ruhunda o var. Sen nasıl bir Amerikalıyı getirip 9-8 ritim tutturamazsın. Tabii. Ama senin benim için çok basit bir şeydi. Biz oturuyorduk. 1-2-1-2-1-2-1-2-3 yapıyorduk. Hocalar geliyordu. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya diye. Diyorum hocam. Merhaba Türk'üm ben de. Yani böyle bir durum söz konusu. Bir de ben Laz'ım. Karadenizliyim, Rizeliyim. O müziği de ayrıca yaşatmak ve oralara taşımak istiyorum. Yani hedefler büyük. Evet ve bunları gerçekleştirmek için zaman da var ve bunu yapmak için de şu an hareket ediyorum. İnşallah bir sorun olmazsa 2020'nin ikinci 21'in ikinci yarısında da ilk İngilizce EP'miz Amerika'da yayınlanıyor olacak. Harika. Bakalım yani göreceğiz neler oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden çok yolun açık olsun. Evet, süper bir olacak. İnanılmaz. Evet. Evet biz hepinize ayrı ayrı çok teşekkür çok ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ratinginiz bol olsun sohbeti diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Bol. Evet. Sen zaten abi. Çok merak ediyorum gerçekten ne olacak. Ben de sezon finalini merak ettim. Söylemeyeceğiz. Ama şarkıyla kapatıyoruz tabii. Evet tabii çok olur zevkle. Thank you.
geçer unutursun diyenlere inat. Unutmadım asla. Sebebini bilse belki huzur bulurdu yüreğim. Nereden bilsin son kez görmüş seni gözlerim. İsyan ediyorum, kimseler duymaz mı sesimi? Sel gibi içim dinmez ki sen nasıl olur başıma bırakıp gittin beni. İsyan ediyorum, kimseler duymaz mı sesimi? Sel gibi içim dinmez ki sen nasıl olur bir başıma bırakıp gittin beni. Müziğinin iki güçlü sesi Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu şimdi biz bize de. Yolcu sensin. Kimine sevgi
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bizi en güzel orkestrayla karşıladınız. Evet, hoş geldiniz. Hepsi birbirinden güzel, çok güzel ya, harika. Nasılsınız? İyiyiz. Vallahi iyiyiz değil mi? Her şey yolunda şükür, süper. Pandemi sürecinde neler ürettiniz aşırı merak ediyorum. Pandemi süreci evet, yani ilk başlar biraz sıkıntılı geçti. Biz de çok fazla şey hani üretiriz en azından diye öyle kendi kendimizi motive ederken. İlk başta üretim mutfakta mıydı? Tabii tabii, hep mutfakta. Çok güzel yeni kekler, kurabiyeler, poğaça. Hep yemeğe verdik kendimizi belli olduğu üzere. Ondan sonra şey yani ilk dönem çok zordu. Hiç motive olamadık. İşte hiç, her şey ilk defa olduğu için. Şarkı yapacak bile halimiz yoktu açıkçası. Daha yeni yeni artık madem alıştık durumlara bari şarkımızı böyle üretelim. Ne güzel diye. YouTube'da falan. Evet, yine şahane bir proje hayata geçirdiniz. Evet, sen anlat onu istersen. Ya aslında şöyle biz sadece Türkiye'de değil dünyada da birçok müzisyen arkadaşımızla konuştuk. Ben mesela soruyorum, diyorum ki ne ürettiniz? Hiçbir şey diyor. Çünkü herhalde bu insanlıktaki bu belirsizlik hali geleceğe yönelik planlarında böyle hamle yapma kısmını ortadan kaldırdı. Dediği gibi ilk başlarda gerçekten böyle bir şey hani şeyi düşündük. Dedi ki bu kadar boş vakit var. Acayip şarkılar yazarız. Ben sıfır. De. Çünkü öyle oluyormuş gerçekten. Hani böyle niye yazayım? Hani yapsam ne olacak? Durumu geçti biraz. Sonra tabii onu aşıyorsun. Hani aşıyoruz yavaş yavaş. Biz de bu arada pandemide yani hem biz müziksiz kalmayalım hem bizi dinleyen, takip eden dinleyicimiz de müziksiz kalmasın diye bir proje geliştirdik. Kendi şirketimizin YouTube sayfasını aktif hale getirmeye başladık. Oraya yaklaşık 20 tane şarkı kaydettik, koyduk. İşte hem müzisyen arkadaşlarımıza da destek olmak adına. Böyle bir çıkış yaptık yani hani durduğumuz yerden çıkalım duygusuyla. İyi de oldu. Ya yani gelen reaksiyonlar da iyi. Evet, yani reaksiyonlar da iyi. İnsanlar seviyorlar, dinliyorlar. Epey de güzel bir grafik yakaladı. Çünkü orası böyle çok atıl bir alandı. Biz bulaşmamıştık YouTube'a çok fazla. Sonra işte böyle her ay şeyi görüyoruz. Abone sayısındaki artışı görüyoruz. İşte şarkıların dinlenmesindeki artışı görüyoruz. Bir taraftan şuna bakmıyoruz. Bunu samimiyetle söyleyeyim. Yani rakamlarla yaşamımızı çok böyle bir arada tutmaya çalışmıyoruz. Çünkü müzik rakamla tarif edilemez. O yüzden de hani oradaki sayıları aldırmadan reaksiyonu görmek bizim için keyifli. Çünkü şuradan çözebiliyoruz hikayeyi de. Bir şarkı paylaşıyorsunuz, altındaki yorumlara bakıyorsunuz. Bir tane negatif yorum yok. Ve gerçekten sahiplenilmiş. İşte kendinden bir parça gibi görmeye başlıyorlar. O yüzden de kıymetli gidiyor. İyi gidiyor şu an şimdilik o taraf. Çekimlerde de çok eğlenmiş gözüküyorsunuz bu arada. Ben izlerken yani, bayağı eğlendim. Gerçekten eğlenmenin dışında o kadar özlemişiz ki şarkı evet, çok belli oluyor. Bitmesin tabii. Bir kere daha. Bir daha bir prova daha yapalım. durun yayına girmeyin bir kere daha bir söyleyelim diye. Evet, öyle bolca, geçti yani bolca, çok özlemişiz. Bolca çalındı söylendi. Çünkü şey alıştığımız bir dünya bir anda kesildi yani. Yok. Bu kadar hareketliyken onu diyorum yani biz... tabii ki şimdi çocuklarla hayat da aynı şekilde hareketli ama iş hayatımızda hep şeydik. Günde böyle 2-3 saatlik uykularla bile yaşayabiliyorduk. Biz sürekli stüdyo, konser, koşturma. Bir de tabii çok şükür Allah'ımıza ne kadar şükür etsek az sevdiğimiz işi yaptığımız için bir anda fiş çekilince nefessiz kalmış gibi olduk. Yani birbirimize bakıyoruz. Şimdi saat kaçıyor. Tamam şimdi sırada. Şimdi ya o hızlı hareket içinde o kadar güzel üretimler, o kadar güzel hayat akıyormuş ki herkes değil onu tabii, fark ettiler. Mesela tabii. Şimdi herkese soruyoruz, hiç kimse herkes kitlenmiş. Yani o kadar evet. Zaman arayıp da yapmak istediğin şeyleri niye yapmıyor kimse? Yapmıyor. Tabii, o yapmıyor, bile yine aklına gelmiyor. Doğru. Yani hiç zamanım yoktu, bari şunu yapayım falan diye. Bir tek ikizler en tabii. Çok mutlu olmuştur. Aynen, bu işler. Onlar tabii. Onlar çok iyi. Hala aslında hem ülkede hem dünyada çocuklar ebeveynlerine kavuştu. Evet. Yani baktığınız zaman büyük koca koca şirketler, ben onu söylüyorum şimdi, plaza yapmak çok böyle kıymetli bir şeydi. İşte böyle bir plaza yaptım, içinde bir sürü kiracısı olacak diyen adamların şu an durumunu merak ediyorum. Çünkü dünya evet. Şuraya doğru döndü aslında. Böyle çok büyük kurumlar bile personel sayısının %30'unu %40'ını diyor ki evden çalışabilirsiniz. Bunu keşfetti insanlık. O yüzden de bunun bir tane avantajı
çocuklar ailelerine kavuştular, ebeveynlerine kavuştular. Şeyi görüyorsunuzdur mesela, ben denk geldim böyle bazı videolarda. İşte bir toplantı yapılıyor, araya çocuk giriyor böyle elinde dondurmayla. Yani onlar çok oldu. Güzel. O yüzden bir şey, bir garip bir ya şöyle durum. Bir şey var, bankacıyla konuşuyorsun, arkada çocuk sesi. Tabii. Evet. Yani çünkü evde. Doğal yani. Güzel güzel, iyi oldu. Ama taraftan eğlenceli geçmiş. Bayağı resimler yapmışsınız, yemekler tabii yapılmış, futbol oynanmış. Tabii. Yani artık aklıma da başka bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şaşırdım da artık. Yani her gün diyorum ki acaba bugün ne saçmalık. Ne saçmalık. Öyle çünkü yani. Bir de onun yaşına yani inmeye çalışıyorsun tabii. Ya. Yani oyun oynayabilmen için akran olman gerekiyor. O yüzden de biraz böyle enteresan durumlarımız oluyor. Yok ya yani. Biz de eğlendik tabii. Yani onlarla olmak çok paha biçilemez bir şey ama tabii işimizi de çok özledik. Bir de şey de hayata karşı da motivasyonumuz ve konsantrasyonumuz artık uzaklaştıkça uzaklaşıyoruz. En basit örnek kitap okurken bile ikinci üçüncü sayfadan sonra diyorum ki ay ruhum almıyor benim hiçbir şey. Kitap da okuyamayacağım. İşte dediğin gibi başta bu kadar hani zamanım olsa daha çok kitap okurum. Zamanım olsa daha çok işte o, hiç yapamadık hiçbir şey. Tabii belki kitap konserden gece dönüyordun. Bir de iki de alıyordun kitabı. Belki 20 sayfa öyle. Ya da 30 sayfa aynen okuyordun. Aynen öyle. Uyuyabilmek için ya da dinlenip dönüş yolunda okuyordun. Tabii. Aynen. Evet, konsantrasyon sıfır. Ve uyku evet. Düzeniniz nasıldı? Yani biz zaten 3,5 senedir ben uyku ne? Evet bizde biraz hala öyle. Mı devam ediyor? Hala mı devam ediyor? Ya tabii o kadar şey değil tabii eski bebeklik dönemleri kadar değil mi? Benim oğlum sağ olsun biraz fazla düşkün. Şimdi de çeşitli formüllerle yanıma gelmeye çalışıyor. O aşamadayız şu anda. Bak hadi odana git kardeşin yalnız. Ne kardeşim yalnız tak 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 sahip çıkıyor. Müthiş bağlılar bu arada. Yalnız sarılıyorlar sımsıkı. Çok evet. Güzel. Aynen çok. Bir şeyi çok paylaşırken böyle birine bir şey veriyorsanız diğeri onunki nerede diye soruyor şu an. O inanılmaz bir güzellik. Çok güzel. Evet, yani elinden hani almaya başlamıyor çok yemeğe ya da bir şey yapmak istemiyor ki diğerini de görmek istiyor. Çok paylaşımcılar ya. Yani birbirlerini çok tutuyorlar o konuda. Süper bir şey. Yok yani çok şükür biz şanslıyız. Allah bize çok olgun çocuklar verdi. Maşallah. Maşallah ya maşallah. Bu arada sen aşı gönüllüsü oldun. İkimiz de mi? Olduk, çok evet. İyi. Peki. Hatta şey dedik acaba bizim plasebo çıkar mı birimiz diye. İkimize de aşı evet. Denk düştü. Evet çok denk güzel. Düştü çok şey etkileri yan etkisi falan hiç mi? Yani şey görmedik. Hiçbir yan etkisini görmedik. Yani benim ilk aşıda bir şey oldu. Bir hafta çok baş ağrım oldu ilk aşı olduğumda. Bir onu ama yani geleneksel aşı sonuçta bizim tamamen hani çok güvenilir aynen. Bir şekilde içim ben çok rahat. Ve çok mi? Evet çok da araştırarak da yaptık. Yani bundan kaçış yok bence. Yani buna önce olmak da güzel bir şey. Evet. Her ne kadar sosyal mecralardan bize demediklerini bırakmasalar da aslında hani onlar için, ailemiz için hani birilerinin önce olması gerekiyor, denemesi gerekiyor bir şeyleri. Ama ben içim çok rahattı bunu yaptırırken. İkinciyi de olduk. Bakalım işte yani. Doktor arkadaşlarımız var. Sorduk. Hiç kaçırmayın. Hemen dediler. Yani çünkü sonuçta bu olacak. Yani bu hastalığı geçirmeyecek belki insan da olmayacak dünyada. Tabii. Yani bu gripten hiçbir farkı olmayan aynen. Bir hastalık haline dönüşecek. Yani bir tane küçücük bir belki grip ilaçları gibi olan şeylerden yuttuğumuzda geçecek. Ama bunun bir süresi var. Ay çıkıyorsa çıksınlar. En azından da bunu yapmış olmamız bizim için şöyle bir şey. Bizim yaş gruplarımızda da etkisini gözlemlemek. Tabii. Yani şimdi ben gönül rahatlığıyla herkese bunu söyleyebilirim yani. Biz o aşıyı olduk, ikisinde olduk. Hiçbir yan etki görmedim ben. Ben de mesela tabii. Bazı arkadaşlarımız işte kolum ağrıdı falan dedi. Ben de hiç o da olmadı. Ne güzel örnek. O yüzden çok güzel. Peki ikisler farkında mı salgının? Farkındalar. Bazen işte arabayla dolaştırıyoruz. Maskesi insanlar görüyorlar. Anne ne kadar yanlış bir şey yapıyor görüyor musun? Evet onu söylüyorum. Hatta Instagram'a koydum ben bir gün. Öyle bir video... Biz sohbet ederken evet. Arkamızdan onu söyledi. Yakaladım ben hemen koydum. Mesela 3 yaşında, 3,5 yaşında çocuk bunu idrak ediyor. Ama hala idrak edemeyenler var. Yani. Ya da şey yapıyorlar mesela artık yani dünyamızda bir mikrop var. Bu mikroplar geçince hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü sürekli bir yerlere gitmek istiyorlar.
Her gün aynı sohbet. Anne mikroplar geçtim. Daha geçmedi anneciğim. Geçince at binmeye gidelim mi? Geçince anneannenin parkına gidelim mi? Geçince ya. Tekrar dünyamızdaki mikroplar geçince tatile gidebilecek miyiz? Sürekli böyleler. Ne yapsınlar? Farkındalar çocuklar. Yani. Ya bir de bunun içine zaman. Doğdu çocuklar. Aynen, onu çok zor ya. Bir dönem ya. Yani İnşallah kendine... travmatik bir şey olmaz İnşallah. İleride. İnşallah. Kendine vardığında maskeli. Evet. Yani şey valla... Bakalım inşallah bu yaz biraz daha rahatlarız. Yani umarım yani öyle gibi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Haziran, Mayıs, Haziran gibi Türkiye'de böyle bir genel bir rahatlama olacaktır. Belki önümüzdeki kış başında yine biraz böyle bir sorun yaşanabilir ama ben bu işin artık çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Yani böyle yıllar yıllar olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki yılın ortalarında bence tamamen normal bir hastalık haline gelir. Bir tane hap yutarız. Hikaye kapatalım. Her zamanki iyimserliğiyle. Yok ama bir şey söyleyeceğim. Bir sürü yazı okuyorum. Yok deli yok gibi. Doğru. Evet. İnşallah. Yani hayatımda okumadığım kadar tıp makalesi okuyorum yani şu an. Evet. Bakıyorum hani nereye evriliyor Hocam, ilaçlar, nereye gidiyor. Mutasyonlar. Mi? Tabii hepsine bakıyorum. Özlediniz mi konserleri? Tabii yani çok alıştığımız bir coğrafya orası. Yani biz yeri geliyor ayda 20 gün evde olmadığımızı biliyoruz. Hani çok dolaştık. İnşallah tekrar o günlere kavuşulur. Ben yani stüdyoları zaman. Bir tık daha galiba çok özledim. O stüdyoda işte müzisyen kayıtlar. Arkadaşlarımız kayıtlar. Olmadı baştan. Hadi biraz dinlenelim, sohbet edelim falan. O çok güzelmiş. Hadi ne biraz güzel özlemini ya. Alalım evet, seni. Alalım. Bir daha baştan tekrar. Bak stüdyodaki arkadaşlarımız da hazır. Evet. Gerçekten biz de çok özledik. Hakikaten. Nasıl alalım? Önce bir beraber bir... Nasıl isterseniz. Bir önce beraber bir şarkı alalım. Tamam hadi. Harika. Sahipsiz mi kalır sanıyorsun kalbim? Sen gidersen kalmaz elbette, sıcak bir yuva bulur ben eğer dilersem. Aksın gözyaşım da kurur birkaç kez silersem. Yazdığını siler mi sence kader, ona dünyaları versem? Ama yok kimsenin böyle bir hakkı. Bu yolu senle birlikte geçecektik. Aynı yaşlara birlikte girecektik. Issız bir sahili mezken edinecektik. Ne oldu ikimiz ayrı yönlere gittik. Bu yolu senle birlikte geçecektik. Aynı yaşlara birlikte girecektik. Issız bir sahili mezken edinecektik. Ne oldu ikimiz ayrı yönlere gittik. La 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 la. Kalbim sen gidersen kalmaz elbette, sıcak bir yuva bulur ben eğer dilersem. Aksın gözyaşım da kurur birkaç kez silersem. Yazdığını siler mi sence kader, ona dünya versem. Ama yok kimsenin böyle bir hakkı. Bu yolu senle birlikte geçecektik. Aynı yaşta
yaşlara birlikte gelecekti. Issız bir sahilim esken edinecektik. Ne oldu ikimiz ayrı yönlere gittik. Bu yolu senle birlikte geçecektik. Aynı yaşlara birlikte girecektik. Issız bir sahilim esken edinecektik. Ne oldu ikimiz ayrı yönlere gittik. Teşekkür ederiz. Şahane, gerçekten çok özlemişiz ya. Ya teşekkür ederiz. Bu gitar kaç aydır duruyor? Tetanus 11 aydır. Bunu bir açıklayalım. Ya dün akşam öyle bir şey oldu. Bir kayıt vardı, bir program kaydı orada. Dediler ki gitar yok mu? Dedim yok yani. Telleri tetanoz edebilir bizi şu an. O yüzden tam yerine bastı. 11 aydır tabii sahne yok. Yani bu sahnede kullandığımız gitar. Hı-hı. Evde yani hem kayıt için şey için böyle kendimiz için gitarlarımız var, daha akustik halli olanları. Duruyor yani. Bütün arkadaşlarımızın enstrümanları duruyor maalesef. Zor durumda olanlar yani şöyle, var. Şimdi biliyorsunuz müzik şöyle bir şeydir. Bütün dünyada da böyledir. Aslında eğlence sektörü ya da eğlence demeyeyim de sanatın birçok yani böyle müzik tarafı olan bölümlerinin hepsinde şunu yaşıyoruz. Yani herhangi bir felakette, işte herhangi bir ülkede yaşanan sorunda ilk durması gereken sistem bu. Yani çünkü sonuçta bu sadece eğlence olarak görüldüğü için. Aslında tamamen eğlence değil konu. Yani insanları bir araya getirebilen inanılmaz bir yapısı var müziğin. O yüzden dertleri de birlikte aşabilmek lazım. Eğlenceyi nasıl ki birlikte eğlenebiliyorsak o sıkıntılı zamanları da birlikte çözebilmemiz lazım. Ama pandemi şöyle bir şeyi getirdi ortaya. En önde iki riskli alan var. Biri futbol, yani tribünler, biri de konserler. Çünkü yayma hızı inanılmaz. Evet. O yüzden bütün dünyada tamamen kapandı. Zor. Yani müzik coğrafyasında olan birçok müzisyen arkadaşımızın işi çok zor. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani hepimiz paylaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği. Yurt dışından geldiği insanlarla da konuşuyorum diyorsun. Sen arkadaşlarımla da konuşuyorum tabii diyorsun. Yani nasıl peki orada ya da? Mesela şöyle söyleyeyim. Farklı bir şey yapan var mı? Yok, hiç yok. Ya Atina'da bir arkadaşımız var işte. İyi de bir şarkıcıdır. Böyle önemli bir şarkıcıdır. Onunla konuştuk daha 3 gün önce. Tamamen duruyor diyor. Hatta bir tanesi bir başka arkadaşımız da yine Yunanistan'da, o da ünlü bir şarkıcı. Şey vardır Atina'nın meydanında, böyle büyük bir otel var. Evet. Orada online yani şöyle yaptılar. Kocaman LED'ler kurdular. Her bilet alanın ekranda bir fotoğrafı var. Yani şeyi var, görüntüsü hı hı. var güzel online. Güzel projeydi ama. Online. Evet. İşte soru, şarkı bitiyor, soru sormak isteyeni seçiyor, onun sesini duyuyor, onunla konuşuyor ve devam ediyor. Böyle bir ha. şey yaptılar. Binlerce insan. Çok yani güzel. Öyle evet, bir şey. Başka çıkış yok yani. Onlar da onu yapabildi en fazla. İşte İngiltere'de bizim orkestramızda da çalan çok kıymetli bir arkadaşımız var. O da İngiltere'de yaşıyor. Yaklaşık pandemiden birkaç ay önce gitmişti. o da aynı şeyi söylüyor. Duruyoruz diyor tamamen. Bütün dünya duruyor aslında. Tabii. Ses peki evet. Yani bu sadece bizim ülkemizle alakalı bir durum değil. Bazen hani şeyi de görüyorum sosyal medyada, böyle çok sert üslupla bu işleri anlatmaya çalışanlar. Yani bu sadece bizim için değil, bütün dünya için geçerli. Bir de bir şeyi atlamamak lazım. Bizde müzisyen arkadaşlarımızın biraz daha şey olması lazım. Yani yasallaşmak tarafına geçmemiz lazım. Ben de aynı şeyi yaptım. Yıllarca eşlik çaldım birçok arkadaşımıza. Biz yasallaşmadığımız sürece kamuda karşılık bulamıyoruz. Karşılık bulamayacağız. Yani karşılık bulabilmemiz için yasallaşmamız, bir sendikalara sahip olmamız ve daha güçlü yapıda olmamız lazım. Yani biz gerçi aslında o da oluyor önce ama biz, bir taraftan önce, da önce bizim birlikte olmamız lazım. Maalesef müzik şöyle bir şey Türkiye'de. Ben şimdi döküldüm iyice bir sen döküldüm. Sen evet evet. Şöyle bir şey. Bizde müzikte şöyle bir şey var. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bunlar dillendirilmediği zaman gerçekten yanlış yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Bizde müzikte beraber iş yapmak çok zordur. Yani 3 tane aranjör bir araya gelip şarkı üretemez. Çünkü kompleksliyiz yani. Hani maalesef evet, böyle bir durum var.
işte bir stüdyoda girelim, 5 kişi beraber çalışalım demek çok zor. O yüzden bütün bu kompleksleri bir yere bırakıp aslında bir olmaya, beraber olmaya çalışmamız lazım. Yoksa biz kendimiz birlik olamazsak sesimiz de gür çıkmıyor. O yüzden çok güzel söyledin. Yani ama olması lazım. Bir araya olması hiç asla gelinemiyor. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Dünyada meslek birlikleri var mesela. Bakıyorsunuz Almanya'da meslek birliği var. Bütün Avrupa'yı yönetiyor. Bir şirket var GEMA diye. Bir tane. Bizde şu an 10 tane meslek birliği var. Bu olabilir mi böyle bir şey? Hepsinin sekreteryası masraf, avukatlığı çok, masraf, çok binası masraf. Ve bunların hepsi hepimizin cebinden çıkıyor. Evet. Ben bu ülkenin bütün gençlerine ve müzisyenlerine çok güveniyorum. Hı-hı. Yani fırsat verildiğinde dünyanın en iyi işlerini çıkarabilecek potansiyellere sahipler. O ayrı. Ben yani onu zaten inanıyorum buraya. Birlik burada beraber, hiçbir karamsarlık yok. Gelecekte müzik adına hiçbir karamsarlık yok. Bu Hı. ülke gerçekten, bu ülke müzisyeni dünyadaki birçok müzisyenden çok daha başarılı şeyler üretebilir. Evet. Niye biliyor musunuz? Biz duyduğumuzda 9 tane koma duyabiliyoruz. Adamlar bir notanın içindeki yarım notayı duyuyorsa biz 9'unu duyuyoruz. Hı. Ve bunu anlamlandırabiliyoruz. Yani doğuştan gelen veya bizim kodlarımıza işlenmiş bir hikayemiz var. Çeşitliliğimiz çok yüksek. Ama bunu yaparken birlik olmak lazım. Aynen. Evet. Yani bir sistem üzerinde bunu yapmak lazım. Yoksa şahane işte her şey. Belki birinin önce olmasına ihtiyaç bizde vardır. Siz belki bir öneri sunarsınız. Siz ya işte, bir şey yani gelsin. Şöyle bir şeyleri değiştirmek için mesela bir takım yönetimlere girmeye çalışıyorsun. Bir bakıyorsun ki diyor, aman abicim diyorsun, buraya nereye girdim ben? Hemen kaçayım buradan. Hayır, YouTube için yaptığınız bile çok güzel bir farkındalık yani. Herkes yani yapsa bunu. Bizim keşke elimizden evet. O geldi, onu yaptık evet. Sonuçta. Harika. Örnek müthiş. Peki online konserler için ne düşünüyorsunuz? Pandemi bittiğinde de devam eder mi? Oradan da bir ekonomi bence, sağlanır mı? Ne bence etmez. Yani çünkü şöyle, şimdi arkadaşlarımız canlı çalıyorlar. Ne güzel. Yani bunu ekran başında, yani o an, konser anında çok şey olmuyor. Sahnedeki gibi karşılığı hiçbir zaman olmaz. Yani biz şu an burada çaldıklarında aldığımız hazzı ekran başındakiler muhakkak severek dinleyecektir ama bizim şu an oturduğumuz yerle farklı hikaye. Ya çok başka, bizim için de başka. Biz bir gün işte bu pandeminin ilk zamanlarında canlı yayın yaptık şeyden. İsim verebiliyor muyuz? Evet. Instagram'dan canlı yayın yaptık. Ondan sonra 45 dakika mı, 1 saat mi sürdü? Evet. Şarkı söyledik ama öyle kaptırmışız kendimizi şarkı söylerken. Program bitti, biz böyle birbirimizi öptük falan. Benim biraz dinlenmem lazım. Sanki konsere çıkmışız, bitmiş. Evet. Tebrik ederim, çok güzel konser, öpüyoruz değil mi? Sonra herkes çekiliyor köşesine falan, biraz dinleniyor. Ya ama işte onun keyfi, zevki bambaşka bir şey. İnsanlarla göz göze olmak, onların ne istediğini tabii gözlerinden anlamak çok başka. Evet. Yani. Ama tepki. Öbür türlü tabii. Online mecburiyetten hadi bir şekilde iki tarafı da biraz isteklerini karşılıyor ama inşallah böyle gitmez ama. Böyle alkışlar emoji. Aman aman gerçekten ya. Bir de şey diyorlar, basmayın alkışa. Çünkü şey gidiyor. Donuyor. Çok geri evet, gittiği doluyor. İçin alkışlar kardeşim diyor adam. Devamlı alkış yolluyorsun sana. Kalp, yapmayın, kalp atmayın diyorlar. Gerçekten çok iyi ya. Vay be, vay be. Evet. Ya buna da şahit olduk yani. Bir şarkı daha dinleyelim. Bir şarkı daha dinleyelim. Senden dinleyelim bu sefer. Benden tamam. Eğer beni düşündüğün an güzel şeyler hissediyorsan, İyi günlerimiz aklındaysa, kalk gel bana. Kalk gel.
içine eriyen mum hiç tükenmedi umudum. Bir düğüm bir ömrü bu kadar mı bağlar, yerini doldurmuyor kalan sanay. Bir düğüm bir ömrü bu kadar mı bağlar, yerini doldurmuyor kalan sanay. Yerini doldurmuyor kalan sanay. Bir düğüm bir ömrü bu kadar mı bağlar, yerini doldurmuyor kalan sanay. Yerini doldurmuyor. Bravo, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel uyumluydunuz. Evet, çok ya, harika çok bir uyum oldu. Bravo, çok teşekkür ederim. Çok harika. Mutlu oldum, sağ olun. Ay müthiş. YouTube kanalına 20 şarkı yüklediniz. Devamı gelecek mi? Bir de en çok tepki alan şarkınız hangisiydi? Çok merak ediyorum. Tabii devamı gelecek. Ben sevdim o işi. O online konseri güzel. YouTube için çok sevdim o işi. O gitti. Tepki... Aslında hepsi şey oldu ya. Yakın balansları evet. Birbirine. Yani çok reaksiyon, uçurum şarkıları evet, koymadık. Evet, arada çok büyük farklar yok. Farklı ya çünkü değil. Oradaki şey de hani aynı şeyde gidiyor. Aynı zeminde yürüdüğü için olay böyle çok bu çok uçtu diğerleri öyle kaldı durumu da yok. Bir de şey çıktı ortaya orada onu anladık. Kemik bir kitlemiz var. Ne güzel. Yani bizi seven, evet, o gerçekten... biz nereye gidersek gidelim bizim yanımızda olacak bir kitlemiz var. Ne o güzel. Kıymetli bizim için. Ama çok değerli besteler yani. Kolay kolay terk edecek bir durum yok diye düşünüyorum. Gerçekten de. Hiç evden çıkmadığınız dönem ne kadar? 3 ay, 4 ay, 2 ay? 3 ay hiç çıkmadı hiç Cansu. Çıkmadı. Ben ne 3 ay? Belki ben 4 ay. Ne 4 ay aşkım? Yani iyi çıktık misin? Bir... Hayır çıkmadım diyorum ya bir dur bir söz dinle. Ha, çıkmadım ben derken, neredeyse 9 yani, ay falan çıkmadım. Araba şey dedi, araba kullanmayı unutmuş çıktım. Olabilir miyim dedi mesela. Bir evet. Gün. Çünkü 4-5 ay gerçekten araba kullanmadı hiç. Yani 2 kere markete gittim 9 ay boyunca. O da eve geldiğimde yani ben zaten normalde hastalık hastasıyım, titizimde. Zaten hani şimdi şeyler çıktı ya pandemide. Aman torbaları yıkayın. Tabii. Eşyaları yıkayın. Ben zaten normal hayatım oydu benim. Yani insanlar benden illallah evet, etmişlerdi zaten. Ben böyle ne bu çok normal bir şey arkadaşlar. Her gün yaptığım şey. Ben zaten böyle yaşıyordum diye. Şimdi iyice abarttım tabii o olunca. Ama 9 ay çok o ciddi. O sıkıntı yani çamaşır çok ciddi. Çamaşır suyu içiyoruz neredeyse. Çamaşır suyu herkes yiyor. benim çamaşır suyundan tırnağım kopar dökmüşlüğüm var yani. O kadar hastalık hastasıydım o temizlik konusunda. Peki merak ediyorum. Ben hırçın, o sakin. Ben açık deniz, o sığınacak liman. O nasıl geçti o 24 saat? Bir arada. Bu değişti mi bu fikriniz? Hala evet. Aynı mı? Yok. Şu anda ne duruma geldik? Hala öyleyiz. Harika. Hala öyleyiz. Değişen bir şey yok. Ben yine hırçın, o yine sakin. Ya ne güzel. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani o işte o fırtınanın da yaslanacağı bir liman olması lazım. Evet. Ya da limanın da kendini böyle bir ters yüz edecek bir fırtınaya ihtiyacı var. Bir şey keşfettiğiniz bir şey oldu mu? Ne güzel konuştuk. Evet, en çok neyi özlediniz mesela? Çok güzel. Birden beste çıkar mı? Ya düşündüm ama kafamda. Evet. Burayı toparlayabiliriz. Yayında alırım geriye. O not etti onu akşam. Evet. En çok neyi özlediniz? En çok gerçekten. Yani dışarı çıkıp, yemek yiyip, arkadaşlarımla sofralarda oturup sohbet etmeyi çok özledim. Ben uçaklara bakıyorum. Nereye gidiyorlar acaba diye. Benim zaten uçak fobim olduğu için çünkü... uçakla çok mutluyum yani. Yani mecburen aşırı aşırı değilim. Özlenir mi? Yemin ediyorum uçağa binmeyi özledim. Çok belki saçma bir şey gelecek ama. Bence hiç saçma mesela değil. Mesela uçaktan o kadar korkarlar ya insanlar. Böyle. Ben hiç korkmam. Ve çok büyük keyif alırım. Hani böyle sadece oradaki hikayem şu. Çok böyle uzun saatler uçmak istemem. Ama işte böyle bir saatlik, iki saatlik yolculuklar, iki buçuk saatlik yolculuklar beni bozmuyor. Ve uçak yolculuğunu seviyorum ben. Ben nefret ediyorum. Ondan sonra şimdi mesela oturduğumuz ev buraya da yakın biliyorsunuz buradayız.
Yeni havaalanından dolayı da hep böyle üstümüzden geçiyor. Aa, bu nereye gidiyor acaba diye bakıyorum şu an. Şey indirdi, program indirdi, böyle bakıyor. Onu insanlar sevdiklerini takip etmek için indiriyor. Şu an uçakları takip etmek. Ya bende acayip bir uçak fobisi var ve bir anda gelişti. Bunu iyileştirmek için de hiçbir şey yapmıyorum aslında. Çok değerli doktorlar var, önerdiler de bana git diye. Hiçbir bunun terapileri şey de var. Yani. Var var, her şey var ve yani ben o terapiye daha adım atmıyorum yani. Şey gibi, kırmızı odalı gibi. Gidip anlatacağım niye benim uçak fobim var. Fettah da sağ olsun uçakta hep böyle uyur. Yani bindiği saniye uyur. Ben bütün yol aynen boyu krizlerde artık ya zaten buralarda. Zaten otobüs şöyle araba uçak abi fark etmez. Yani hayır, ya binmeyeceksin. Şey, panik olacaksan hiç binmeyeceksin. Ama kaç kere kapıdan döndüm. Bindiysen rahat devam edeceksin. Ceza şart bile ödemiştim var. Konser monser yani şey olmadı. Gittim dedim ki yok ben şu an binemeyeceğim. Yani mesela çocuklarla uçağa binmeden bu olayımı bastırmak istiyorum. Ama Fettah gerçekten sağ olsun çok yardımcı oluyor. Bu arada 3,5 yıldır çocuklarla uçağa binmedim. Araba yolculuğu yaptık hep. Arabayla oraya buraya. Fettah uyuyor ya numara yapıyor tabii uçakta. Bence %100 numara yapıyor. Çünkü beni... Başka türlü kurtulamaz. Bitmez o gerginlik. Alıyorlar sağ olsunlar bütün hostesler, bütün personeli çok teşekkür ediyorum buradan da bir kez daha. Çocuk eğler gibi beni arkada böyle hadi Cansu'nun hadi Cansu'nun az kaldı 10 az dakika kaldı. Hadi bakalım hep beraber. Tabii canım felaket ne o ben ona yeri öpüyorum indiğim zaman. Çok bir şey yaşadın mı? Öyle çok büyük bir şey de yaşamadım yani hayatımızın çoğu da uçakta geçti. Kaç sene önce oldu o bende bir 6 sene. 7 yıl var. 7 yıl var. Sonradan bir de. Tabii çok, aslında oldu. Çok uçtuk ama tabii bir şey oldu ondan sonra binemeyeceğim ben galiba dedi ve binmedi. Yani ben de onu ya sildim kafamdan niye korktum. Ben de hani böyle neredeyse düşmeye yakın şeyler de yaşadım hala benim için sorun yok. Yani mesela bir uçuşumuzda kuş sürüsüne daldı uçak. Oo. Ya da kuş sürüsü uçağa daldı. Bu nasıl anlatılıyor bilmiyorum. Biz bayağı bam güm sesi duyduk. Leylek bir de yani. Hani şey de değil. Of. Sonra uçak indiğinde ben ön camı görmek istiyorum dedim. Böyle bir rica ettim. Açtılar. Çatlaktı. Bayağı sıkıntılıydı yani. O yüzden bir gün mesela bunu anlatayım. Bu çok komik. Ben uçağa bindim. Bir ses duydum alttan şöyle diye. Dedim ki aşağıda birini unuttular. Mümkün değil dediler bana. Ya dedim ben müzisyenim yani bu uçak tekerlek geçiyor ama yani aynı ölçüde bunu vurmaz. Sonra onu bir daha duydum şöyle. Dedim ki arkadaşlar aşağıda birini unuttunuz. Bu arada uçak sesi tabii o ilk şey anında şey piste doğru gidiyoruz bu arada. Ondan sonra dediler ki mümkün değil yani 2-3 kez kontrol ediyor. Abicim dedim birini unuttunuz ya ben hani bir dinleyin falan. Sonra sesin şiddeti yükselmeye başladı aşağıdan. Geldi. Sonra gerçekten uçağı durdurdular. Çağırdılar ekipleri. Kapı açıldı. Bembeyaz suratlı bir adam indi. Böyle adam öldü ölecek panikten yani. Bir adam donardı ve donabiliyorsun öldü. Donabiliyorsun abi. Ve o birinin hayatını kurtardı. Nasıl? Belki hayatını kurtardım onu. Belki de kesin kurtardı. Yani. Evet. İnanılır gibi değil. Müthişti ya. Bu çok komik diyor ama bayağı şoka girmiş herkes. Gülemiyor kimse. Hani, böyle ne adam? Unuttular yani. Komik bir hikaye dedi değil mi? Adam unuttular. Bayağı ikisi evet de böyle şok, kaldı. Şok ben şu an. Ben şu olamaz. Ay inanır gibi değil. Ya çok peki, benim çok uçtuğumuz için abi çok geldi. Ya bir günde mesela tam piste iniyoruz. Dedi ki kaptan şu an dedi teknik bir arızadan dolayı tekrar havalanmak zorundayız dedi. Böyle ben şey duydum tak duk tak duk sesler. Büyük ihtimalle şey açılmadı. Ön tekerlek açılmadı aşağı böyle manuel açtılar o iş. Ama uçaktaki herkes böyle bembeyaz. Yani şey ben rahatım yani. Orada Feta bayağı eğleniyor bu durumlarda. Çok ya evet, çok. Bayağı. Uçuk ben hikayeleri ama ya. Ne isterim hayatım? Sen bunları böyle gelip eve Cansu'ya anlatırsan tabii ki. Evet ya. Tabii. Acaba bilmesin diye mi yapıyorum falan? Buldum. Tam tetikleyen belli oldu. Tetikleyen belli oldu. Evet belli oldu. Tatlı. Ay müthiş. Senin çocukluk hayaliniz futbolcu olmaktı ama oğlunuz da galiba hiç aratmıyor bunu. Şahane pasları var. Yani çocukluğumda bir futbola yetenekliydim de aslında. Evet. Merakım da vardı. Yetenekliydim de. Yani kötü oynamazdım çünkü benim doğup büyüdüğüm yerde gerçekten futbol sokakta oynanırdı. Hani biz böyle sokakta saatlerce top oynardık. Sonra ben bir futbol takımına da girdim. Bursa'da bir fabrika takımıydı. İsim vermeyeyim çünkü marka. Orada da oynadım bir süre. Bayağı da iyi oynadım ama sonra bıraktım. Hani çünkü bizim zamanımızda
bin yıl öncesinden değil ama benim o dönem oynadığım zaman da amatör kulüplerde futbol sahaları toprak, daha fazla toprak olurdu. Ya şey çok rahatsız ediyordu, hani böyle soğukta oynuyorsunuz, hani düşüyorsun, sıyrılıyor bir tarafın ve şey oluyorsun, hani o acıyla bir hafta uğraşıyorsun. Oynamayacağım dedim, bıraktım. Canı tatlı canı. Müzik sonra, müzik tamamen hayatımızın endeksi oldu. Oğul enteresan bir solak aslında. Ben hani şeyi takip ettiğim için, futbolu da biraz takip ettiğim için, biraz da anladığım için şeye bakıyorum. Gerçekten ben ayak masajları var. Enteresan, enteresan şeyi var. Yeteneği var, şöyle yeteneği var. Mesela 3 yaşında bir çocuğa duran topa vur deseniz vurabilir ama önünü at, yani karşıdan gelen topa aynı isabetle vurması biraz sorun. Yani nereden vurursam vurayım topu bana atıyor adam şu an. Ve inanılmaz sert vuruyor toplara. Müthiş. Yani böyle tam denir ya işte. Süper. Helal olsun. Peki futbolculardan bir yorum geldi mi sizin videonuza? Var ya, şey bizim Cenk Tosun İngiltere'deydi, o yazdı abi, bu dedi şut çekmiyor, füze atıyor yani. Güzel. Ondan sonra onun gibi bir sürü kardeşim, vallahi arkadaşım Anelka'ya yazdı. Vallahi Anelka'ya kadar geldi yorumlar. Bizimki bir ara Anelka hastasıydı. Önce Alex, biz tabii ailece biraz koyu Fenerbahçe'ye. Anelka'ya yetiştin mi 3,5 yaşında? Yok, biz ben videolarında oldu. Ben de diyorum nasıl. Şimdi Fenerbahçe yani... Bütün hikayesi Fenerbahçe şu an. Marşlar her gün top oynarken marş açıyor. Onunla oynuyor futbolunda. Bir havaya de gaza giriyor böyle. Ondan sonra... Marş açınca şeymiş, golcüymüş işte, falan. Dedesi de işte Fenerbahçe futbolcuları gösterirken hani Alex çok iyi, Anelka falan. Bir ara Anelka'ya tutuldu. Anelka. Sonra bir video yani. Koyduk biz Instagram'a. Yani çünkü çok komikti olay. Ben paylaştım sosyal medyada. İşte bizim ödüllerimizi gördü Cansu. Benim baba bunlar ne dedi? Dedim işte annenle bizim ödüllerimiz olun. Ben de ödül alacağım dedi. Ne ödül dedim? Futbol ödülü dedi. Başka dedim Anelka dedi. Bu kadar ama. Bunu attım ben. Sonra Anelka yazdı bir şeyler. Aa ne güzel. Sonra o takip etmeye başladı. Biz onu takip etmeye başladık. Böyle hikaye gelişti. Yani ara mesaj atıyor. Futbol fanları var. Bence geliyor şu anda. Bence müthiş bir geleceği oldu. Cenk Tosun, yani, Anelka. Ve sürekli şey, hani yakın ahbap olduğumuz işte futbolcular, sporcular, hocalar falan. Sürekli böyle gece mi vakti bile video gönderiyoruz. Şuna bir baksana, bak nasıl. Tam şey, anne baba olduk yani. Tamam diyorlar, hani çok güzel, evet harika. Biraz şey, çok üstüne düşmeyin. Soğutmayın çocuğu şimdiden. Fethi böyle, ama biz yarın şut çekecektik. Hiç mi oynayamam şimdi? Çok tatlı ya. Çok iyi. Evet. Fethi'cim şimdi senden bir şarkı dinleyelim. Tamam. Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim, o güne döndüm. Ne yük vardı omuzlarımda, ne derdim oyundan başka. Ne kadar güzeldi çocukluğum, aslında çocuktum, öldüm. Büyüdükçe kendimi duvarlar ördüm. O kadar yoruldum ki bazen durmadım, yürüdüm. Hiçbir kalpte kalamam, için değilim yoksa. Beklemeden giderim, kalbim git diyorsa. Ben küsmem hayata, başkaları küsüyorsa. Işıklar bana da yanacak nasıl olsa. La ra ram, la ra ram, la ra 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 ram, la ra 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 ra, la ra ram, la ra ram, la ra ra. Koşarken gördüm, çocukluğuma geri dönmek istedim, o güne döndüm. Ne yük vardı omuzlarımda, ne derdim oyun.
çocukluğum. Aslında çocuktum, hürdüm. Büyüdükçe kendine duvarlar ördüm. O kadar yoruldum ki bazen durmadım, yürüdüm. Hiçbir kalpte kalamam için değil yoksa. Küsmem hayata başkaları küsüyorsa. Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa. Hiçbir kalpte kalamam için değilik yoksa. Beklemeden giderim kalbim gidiyorsa. Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa. Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa. Elinize sağlık. Harika. Eyvallah. Gerçekten müthiş. Ya bu arada patronluk nasıl gidiyor CF Müzik'te, neler oluyor ve hedefleriniz neler, çok merak ediyorum. CF Müzik gayet istediğimiz şeyde şu anda, koşullarda. Pandemi olmadan önce biz biraz daha hani yeni yeteneklere, yeni seslere, daha gençlere bir şeyler yapmak istiyorduk. Yani onlarla ilgili projelerimiz vardı. Tabii pandemi bunda da biraz bizi durdurdu. İnşallah geçerse çok tatlı, çok güzel yetenekler var. Zaten bizim üzüldüğümüz şey hep oydu. Yani o kadar çok küsen, giden, yok olan, kaybolan yetenekler oldu ki. Biz sadece güçlü olduğumuz için, yani biraz daha mücadeleci olduğumuz için böyleydik. Hani biz de aynı zorluklardan geçtik. Ama yaşadığımız şeyleri başkaları yaşasın istemedik açıkçası. Bir o de şeyi de söyleyebiliriz makul, aslında. Evet. Genelde yapımcılardan çekmedim diyen şarkıcı görmez. Ha, bu arada bütün çok yapımcı arkadaşımız, dostumuz var. Çoğu da çok kıymetli insanlar. Fikirler tutmayınca kavgalara dönüşüyor mesele. O yüzden biz de hani biraz daha böyle alanlarını, yani bizim çalışacağımız insanların alanlarının biraz daha özgür olmasını ve bu ekonomiyi farklı paylaşma modelleriyle yapmak istedik. Çünkü salt yapımcılık hikayesi artık bitti. Yani sonuçta şu an müzik yapmak isteyen hiç kimsenin hiçbir yapımcıya ihtiyacı yok. Çünkü bir CD basmak gibi ya da bir bunu madde haline dönüştürecek bir duruma ihtiyacımız yok. Yani ben desem ki en son arabanızda ne zaman CD dinlediniz? 3 sene 5 sene çıkar. Tabii. O yüzden buna ihtiyaç kalmadı. Yani her genç arkadaşımız isterse kendi de bu işleri yapabilir. İster yapımcılar aracılığıyla da yapabilir. Sadece tecrübelerimizi, imkanlarımızı. Aynen. Hani bizim aslında hikayemiz onlarla. Orada biraz tecrübe paylaşmak olacak. Ve burada bir muhakkak bir ekonomi doğuyor. Yani bunu yok sayamazsınız. Bunları yapabilmek için de bir ekonomi harcamanız gerekiyor. Bir yaratmanız gerekiyor. Hani burada paylaşımcı bir model geliştirilebilir. Ve onlarla birlikte hani yükü taşımak olarak görebilirsek iyi olur. Ama onun dışında görmezsek ya da bizim birlikte yük taşıyacağımız insanları görmezsek de iki kişi de devam edebiliriz şirketimizde. Sorun yok yani. Keyfimiz yerinde yani. Harika. Ne güzel, yolu açık. Tekne işi nasıl yapayım? Gidiyor? En son ehliyet peşindeydin. Evet. Evet. Hala ehliyet peşindeyim. Ama şöyle, Yelkencilik Federasyonu Başkanı şu an arkadaşım benim. Ha, ben de Yelkencilik Oraya Federasyonu kadar... Başkanı ama oldum diyecek. Nokta. Hayır. Ne oluyor? Hayır. Şu an arkadaşlık. İlk adım çok, arkadaş oldum. Çok tesadüf. Geçen hafta Ankara'daydım ben. Tesadüf bir yerde karşılaştık. Hatta bu geçen yıl Cumhurbaşkanlığımızın bir yelken şeyi olmuştu. Onu organize eden arkadaş. Dedim ki benim hala ehliyetim yok. Bir şekilde alacağız sana dedim. Bu sene inşallah şey yapacağız ama bir yarışma daha yapılacak tahminim. Yeri ben biliyorum ama söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Bak her şeyi öğrenmiş. Ha, yarışmaya ehliyeti yokken onun kendini yazdırdın yani. Katılacağım yani. İçten fethedeceğim. Ya benim artık miçomu yaparlar böyle. Halatlı sardırırlar. Sen ne yaparlarsa şey, yapsınlar ama beni o teknenin birine atsınlar yani. Evet. Cansız mı, cansız mı?
O gelmez. Gelmez. Niye gelmez? Böyle uçağa da bilmiyor, tekneyi de mi bilmiyor? Neye bilmiyor? Hayır canım, ben tekne severim. Fethullah'la ayrı teknelerimiz var. Çünkü Allah gönlünüze gelmiyor. Hiç ne diyeyim? Hayır hayır. Ben şeyi seviyorum. Yelkenli hikayesini seviyorum. O diyor ki ya, çekilecek dert değil o diyor. Aman, eğer olacaksa motor yat olur diyor. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki. Yani gideceğiz buradan çıkıp. Ama olsun. Ama olsun, ama olsun. Ya teknede hayat bir hayal mi oluyor? Yok ya yok, öyle bir şey yok. Yani öyle bir anda arkadaşım o diyor motor yat istiyor, bir yelkenli istiyor. Aşkım. Ya 5 metre olsun, bir yelkenli olsun benim için. Pandemi çok değiştirdi. Çok değiştirmiş değil mi? Bu arada ehliyet almadığına kadar belki 5 metre olsun, yelkenli olsun dedi. Evet. Yelken ve sen oturursun sanki. Aynen. Yok ya, artık vaktin var, lütfen rica ediyorum. Tal ehliyetini. Peki bu yaz için planlarınız neler, ne yapmak istiyorsunuz? Bu yaz gideceğiz şeye, köye, yani Alaçatı'ya, köyümüze. Ondan sonra işte hep birlikte arkadaşlarımız, ailemiz, çoluk çocuk, cümbür cemaat orada olacağız. Bence yani bu sene Alaçatı şey, bütün ünlüler ve yeni doğum yapmışlar ve çocuklar. Hepsi bir arada, çocukları atacağız böyle bir şeye, kumun üstüne. Evet, herkesin oluyor. Çocuğu ahbap olsun. Kış bile şu anda inanılmaz bir yoğunmuş yani. Öyleymiş, sürekli oradan ya, bir mesajlar geliyor. Gelmeyecek evet, misin? Kışın ortasında ne yapayım derim. Hiç sokakların ortasında dur. Evet. Bir de şey galiba, okullar da Temmuz'da kapanıyormuş. Evet. Evet. İki Temmuz. İyi, Haziran bize kaldı. İki senen kaldı. İki sene sonra okul dolaşırsın nereye yatıracağım diye. Ya bize şeyi söylemişlerdi, ona çok güldüm ben bir gün. İşte çocuklar dünyaya gelecek, şimdiden yazdırın dediler. Evet, öyle bir yok. Öyle okullar var. Evet, önceden, 10 yıl önceden okula yazdıranlar abi, var. Yani daha çocuk yok ortada. Evet. Daha doğduğu Portugal gibi yazdırın falan dediler. Ben çok şaşırdım. Ama sonra öğrendim ki gerçekten öyle oluyormuş mesela. Benim tanıdığım bir iş adamının oğlu, çocuk doğdu. Hastaneden doğum belgesi şey veriyorlar ya. Doğdu. O belgeyi alıp direkt okula gitti. Şaka yapıyorsun. Kendi evet. Okuduğu ne okulmuş olmak zorunda. Ha, olmak zorunda. Evet. Allah Allah. İkizler için. İkizler zaten bence kesin bir sanatçı bir şey olacaklar. Yani futbolcu olmasalar da bir istiyorsa, sanat. Evet, canlarını, özellikle kızda da işte daha şey. Yani o futbol, Vera da daha müziğe yatkın, daha sanat, böyle hareketler, hatta drama falan, bence o başka bir şeyler olacak ya. Ondan da. Şef olan hangisi? İkisinde de var. İkisinde de. Ama ha, çok meraklı olmuş. Şeyler. Genelde yemek kısmı onlar için. Daha zevkli. İşte onları örtüm. Mutfağı toplama kısmı hiç güzel değil çünkü. Bakalım işte öyle. Ay. Evet, bir şarkı da birlikte bir alalım şimdi. Evet. Tamam. Seni beklerken ümitlerimi en vazgeçilmezi olmuşsun. Sevdiklerimi dile kolay, ne yapsam geçmek bilmez hayallerimi. Kapandım odalara, seni bekledim de bekledim. Hani bir gelsen taş mı olurdun be mübarek? Bir ara bir sor, hatırım varsa aç. Öldü ölecek. Sen iyiyim zaten ben kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hey sen iyiyim zaten ben kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Kendime bir yer bulurum.
hislerimin en vazgeçilmezi olmuşsun. Sevdiklerimin dile kolay ne yapsam geçmek bilmez hayallerimin. Kapandım odalara seni bekledim de bekledim. Hani bir gelsen taş mı olurdun be mübarek? Bir ara bir sor, hatırım varsa aşk öldü ölecek. Sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir İyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Kendime bir yer bulurum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ben bayağı daldım şarkının içine dönüşümden. Biliyor muydum? Kızları dinledim. Nasıl iyi geldi. Çok. Ya çok özlemişiz ya. Yok, çok özlemişiz. Vallahi gerçekten. En kısa zamanda. Kızları çok özlemişiz. Böyle bir sizi arada şahane olmak, konserlerde görmek dileğiyle. İnşallah hep birlikte olalım. Biz de böyle en önde. Evet, evet, inşallah. Evet. Beste yapabildik mi? Yani çok, ben çok az. Ben çok az. Ama Cansu da yani bayağı aslında yazdı. Bayağı şarkı yazdı. Ben çok az çünkü yaklaşık 1,5-2 yıldır müzik dışında bir takım şeylerle ilgileniyorum. Hı hı. Biraz onlar için araştırmak ve çalışmak gerekiyordu. Biraz o tarafla yoğunlaştım ben. Ama yani hiç çıkmadı dersem yalan olur. Öyle ara ara birkaç bir şey çıktı. Ama Cansu'nun epey yazdığı şarkı var. Hı. Benim de en azından şey şansım oldu. Hani müzikten böyle üretimden hiç kaçmamış gibi oldum. Çünkü sağ olsun durmuyor. Beyni de durmuyor, kalemi de durmuyor. Allah hiç durdurmasın. Gerçekten çok güzel şeyler yazıyor. Durmasın, o yüzden kalemi. Ben bir de hani çok uzun zamandır yazdığım için belki de öyle bir şey de olabilir. Hani bir durma dönemi de olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama mutlu oluyor insan tabii. Küçük de olsa bir şey çıksın da mutlu oluyor. Tabii olmaz. Peki bu süreçte şarkı verdiğiniz biri oldu mu? Eski yaptıklarınızdan da olabilir. Benim yok. Benim var. Benim bayağıdır yok. Benim bayağıdır yok bu arada. Yani sen inşallah müziği bırakmazsın diye. Ay bir sonraki cümlesi o çünkü. Tekneye binip kaçacakmış gibi gözüküyor. Evet biz buradayız o zaman. Ben size tekneden istedim. Yapımcılıktan sonra çok değişti. Çok değişti gerçekten. Pandemi feda yaramadı arkadaşlar yani. Ya ben şey... Şimdi Mahsun Kırmızıgül'ün yeni albümü çıkacak. Onda şarkım var. Işın Karaca'ya verdim yeni bir şarkı. Doğum günü hediyesi. Onda çıkacak. Ondan sonra kimde vardı? Gülben'deki çıktı, Gülben Ergen'deki. Fetha yaptım. İnşallah söylerse. Fetha bırakmadıysa müziği bir dürtün bakayım. Yani yelkeni açıp kapatırken mırıldanır. Yok ya, biz müzikten hiçbir zaman kopmayız. Yani sonuçta... Bizi var eden bugün, yani bugün burada olmamızın en büyük vesilelerinden biri o. Yani o yüzden bizim müzikten kopma ihtimalimiz yok ama böyle bir sakinlik dönemi oluyor ya. Ama çok güzel bir şarkı var gerçekten. Yani dinleyiciler çok beğenecekler ve farklı bulacaklar. Öyle bir şarkı geliyor. Hadi bakalım. Çok merak çıkacak ettim. İnşallah. Öyle kendime yazdım bir sürü. İnşallah ben de bir okursa geçerse okursam ben de. Evet ya, bu dönem böyle bir şey oldu hepimizde bir. Tamam yapacağım ama niye yapayım? Bir şey var. Şimdi evde böyle üretim yapabilme imkanımız da var. Hani bir ufak stüdyo gibi bir yerimiz var. Müzisyen arkadaşlarımızı arıyoruz. Mesela gitarcı arkadaşımız var. Yani bütün Türkiye'nin tanıdığı bir adamdır. Caner Güneysu. Antalya'da yaşıyor şu an o. Diyorum ki Caner, parça yollasak çalar mısın? Çalarım abi. Yolluyoruz. Adam bizi orada çalıp yolluyor. Çünkü evinde o imkan var. Bas gitarcımıza diyoruz ki işte Mehmet, böyle bir şarkılar var.
Yönder abi. Niye sıkılıyoruz? Artık herkes yani herkes evinde müzik yaptığı için biraz oraya döndü iş. Yani yolluyorsun adam sana kanallarını yolluyor evet, çalıp 2 dakika sonra. Stüdyolara da öyle büyük tabii. Büyük stüdyolara da her şey ihtiyaç kalmadı ya. Yani. Dünya değişiyor ayak uyduracağız. Ben güzel diyorum ki mesela bir laptop, bir mikrofonla denizin ortasında albüm bitirebilirsiniz şu an. O taktı ya tekneye. Kesinlikle geliyor böyle. Hayır niye denizin geliyor ortası diyorum çünkü hani ya deniz, elektrik ya bulmanız problem şey. Aklımda olsun. Geliyor. Burada. Ben ince ince yolunu yapıyorum. İzlersin sonra. Biz bunu konuşmuştuk. Yol, ben ince ince yolunu yapıyorum gibi değil mi? Hani neden gitti bu yüzden? Albüm kaydetmeye gittim derim. İlham. Neyse ne diyeyim artık. Allah yoluna çıkarsın. Vallahi ne güzel güldük, ne güzel evet dinledik. Ya. Eyvallah. Çok keyifliydi vallahi. Her geldiğinizde çok mutlu ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Evet. Çok sağ olun. Sizlerle olmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Ama programımız birlikte bir şarkıyla evet bitirmek isteriz. Şahane olur. Biz arkadaşlara eşlik edelim. Evet. Bu arada biz de veda edelim. Evet, evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun bir mahzun mor menekşe ağlıyor mu ne akşam oldu penceremde yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun bir mahzun mor menekşe ağlıyor mu ne gölgelerin kollarında hatıralar halka halka ben onu tutsam gölgelerin kollarında hatıralar halka halka ben onu tutsam nerede nerede en son çizgi nerede 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 çare nerede 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 en son çizgi nerede 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 çare akşam oldu penceremde yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun bir mahzun mor menekşe ağlıyor mu ne akşam oldu penceremde yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun bir mahzun mor menekşe ağlıyor mu ne gölgelerin kollarında hatıralar halka halka ben onu tutsak gölgelerin kollarında hatıralar halka halka ben onu tutsak nerede nerede en son çizgi nerede nerede